Ne habersiniz canlar? O zaman intro gelsin demeyeceğim. Bu sefer Can Sungur geldi. Ee, kanalda da görmeyi çok sevdiğiniz bir arkadaşımdı. Uzun süredir de tanışıklığım oldu ama bir bir türlü bir araya gelip video çekemediğimiz biriydi Can. Bugün Starfield'ı konuşacağız demeyeceğim. Aslında biz iki saattir konuşuyoruz. Birazdan onu izleyeceksiniz. Evet. <laughs> Şu an gelecekten giriyoruz. Intro'yu sonradan çekelim dedik. O gelmedi. <laughs> muhabbete dalmışız. O zaman sizi Starfield muhabbetimizde baş başa bırakıyorum. Şimdi benim birazcık da şöyle bir avantajım olduğunu düşünüyorum Can. Ben oyuna ilk başladığımda ayın 16'sı, Ağustos'un 16'sı falan da herhalde. E, kimse oyun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. En son bilinen şey bu Xbox'ın bayağı konuşulan, bayağı da sevilen etkinliği vardı ya. E, orada böyle bir 40 dakikalık sunum yaptılar oydu. Ben böyle bayağı dümdüz kafayla başladım. Oyuna girdim böyle. Daha böyle şeye de dikkat etmiyorum ha. İşte grafikler nasıl, oynanış nasıl, işte hikaye hiçbir şey dikkat etmiyorum. Böyle girdim. Dükkanın bir tanesine girdim. Dedim ne yapıyorsun? böyle altta böyle dertleri olunca böyle o Bethesda klasiğidir ya. E, soru işareti çıkmaz. Ya konuşursun ya da bir yere girdiğinde bir mizansen oynar. Millet arasında tartışır. Oradan sana görev gelir. Yani iki türlü görev alırsın. Yani quest işareti asla yoktur ki çok sevdiğim bir yönleri. Gittim konuştum. Ne derdin var dedim senin. Bizim ticaret loncamız var ama bu şerefsiz işte free star'a hiç şey yapmıyorlar, takılmıyorlar, etmiyorlar. Ya bir tane adam grevi kırıyor. Bizim böyle bütün birliğimizi, bu merchant birliğimizi kırıyor. Git dedi onunla konuş. İyi git konuşayım dedim tamam. Onunla konuşurken ikna etmedir bilmem nedir. Onunla konuşurken arkadan başka biri konuştu. Başka bir aktivite açıldı. Senin derdin ne dedim. Ondan sonra biraz oynadım. Ben diyorum ki bir saat oynadım oyunu herhalde. Bir baktım 8 saat olmuş. Ondan sonra bir daha girdim. Bu sefer dedim şu survey olayına bakayım böyle. Gezegene giriyorsun. Kategorizasyon yapıyorsun ya. Bir tane gezegene girdim. Yine bir ana görev yönlendirmişti. O gezegende de iki tane tür. Böyle yırtıcı tür. Birbirine girmiş bu gerizekalılar. Birbiriyle kapışıyorlar. Dedim bunları siken edeyim ve yanlarına yak yaklaştım. Yanımda da yancı var. Abi beni 3 saat kovaladılar gezegende. Level düşük. Kaçamıyorum. <laughs> Çünkü fast travel da yapamıyorsun ya. Ha bir baktım gene 8-9 saat olmuş oyunun başında. Benim böyle böyle katlana katlana girdi. Oynadıkça böyle içine çekti. Oynadıkça içine çekti. Ama hani ilk girdiğimde inanılmaz benim kafam boştu oyuna karşı. Hani mesela Baldur's Gate'i gümbür gümbür geldi mesela Baldur's Gate. Bende oyun bir yıldır var. 250 lirayken zamanda kapanlardan biriyim. Ne erken erişimde bir kere indirdim baktım. Ne bir trailerına baktım. Ne... Ben Baldur's Gate 3'e girdiğimde e, klasik RPG oyun oynayacağımı biliyordum. Aa, x XCOM sosu da var bunda falan diye böyle çıldıra çıldıra ondan sonra gerisi geldi. Benim hani Starfield'daki maceram hani hep bu şekilde ilerledi. Böyle şu anda da mesela hiçbir şey yapmıyorum. Gemiyi geliştiriyorum. Geminin böyle kenarlarına böyle şey koydum iki tane. Ee, Normandy'yi yaptım zaten Mass Effect'teki. İki tane böyle kargo bölümü koydum. Bu Over Cambridge muhabbeti var ya onu da hiç yaşamadan çatır çatır böyle sırf böyle mission board'da gördüm görevleri yapıyorum. Gidiyorum Milletin korsan gemisini basıyorum. Milletin madenine giriyorum. Yanını soyuyorum. Bir şeyler yapıyorum. Ama hiç böyle hikaye de umursamıyorum. Böyle takılıyorum. Ben oraya aitmişim gibi hissediyorum. Ben de de böyle tuhaf bir şey oldu. Valla ben de şey oldu acı. Ben bir de Starfield'a girmeden önce şöyle bir şey oldu. Ben Starfield'ın biliyorsun parasını verdim. Sonra bir 5 gün daha bekletti oyun beni oyuna girebilmem için. Hı hı. O 5 günde benim de canım uzay çekmiş. Ben de istiyorum ki ben ben çünkü bende neyse şey oldu konuşuyoruz arkadaşlarla falan. Abi 1 Eylül'de geliyor. Aa 1 Eylül, 1 Eylül, 1 Eylül diye ben kafayı yazmış Ulan 1 Eylül bir geldi. <laughs> falan diye oradan <laughs> Bethesda gülümsüyor böyle. Hay dedim şerefsizlere bak falan. Ne satıyor adam? olmadım ya yani inanılmaz. Ya bunu keşke yapmasa. Bunu elektronik as yapıyordu 3 sene önce EA Play Pro'da. Şimdi aynı yönteme bak. Ne oldu? Önünde durmayınca Mortal Kombat'ı yapıyor. Baldur's Gate PlayStation'da yaptı. Bethesda yaptı. Yanına kar kaldı. E, bunu 5 sene önce elektronik as yapıyordu EA Play Pro ile ilk çıkarttıklarını Millet itin götüne sokmuştu. Abi bak yani bir de artık şey görmeye başladım ben. Şerefsiz bir şirket misin? Yap şerefsizliğini. 2 ay 3 ay kızıyorlar. Ertesi sene diyorlar ki ne yapayım dayanamadım. Eee <laughs> e, tamam. Ya o zaman yapacak bir şey yok. Ya Biz de biraz kendi çukurumuzu kazıyoruz bu işlerde. Yani insanların şeyi bilmediğini fark ettim hacı ben bu süreçte. İlk DLC kurşunun atanın Bethesda olduğunu hatırlamıyor seyirciler. Bilmiyorlar ya da. Oblivion'da ilk çıkan o at zırhıyla beraber Bethesda'nın selamun aleyküm oyunda <laughs> boku bir sürü size 10 lira pahalıdan satmaya geldik davasını ilk açan şirket olduğunu da bilmiyorlar. Yani ben o yüzden şeyden ötürü çok endişe ettim. Ne demek oğlum 5 gün erken erişimi parayla satmak? Buna çok kızdım. Ona da şey yapmışlar. Bırak abi insanlar almak istiyorsa alsın sen neden karışıyorsun? oğlum tamam lan ben karışmayayım dediğim gibi bana kod geliyor bedavaya oynarım ben. Ama 5 gün önceyi 500 liraya satıyor. E 10 gün önceyi 1000 liraya satsın. 15 hı hı. gün önceyi 1500'e satsın. <laughs> Şimdi Witcher 4 gelecek abi. CD Projekt Red açıkladı. 10 bin liradan koysun abi erken erişimini. Ne olacak? Bırak abi üstüne ne olsun? Yani buna mı gideceğiz? E okey. Madem serbest piyasa. Oyun firmalarının şeyle mi görüşmesi gerekiyor? Şimdi oyunun fiyatları kaç sene sonra 70 dolara işte 70 euroya çıktı? 20 sene sonra mı? Enflasyon Tabii. varken hani... Şimdi, şimdi millet diyor ki eskiden işte 30 dolardı 20 dolardı o zamanın parasıyla çevirdiğin ettiğinde inanılmaz pahalı bir şey eskiden oyun ve gitgide ucuzladı işte bu önce PlayStation 5'in oyunlarının 70 dolar olacağı açıklandı sonra bütün oyun piyasası 70 dolara çıkarttı zaten hani bu yüzden getirdikleri bir şey ya bu ilk başta işte Deluxe Edition yapalım. Hmm. İşte 100 dolara, 150 dolara ya bir noktada dengesi kaçtı. Şimdi Call of Duty'ye baktığımda Call of Duty Modern Warfare 3 hani kasa edition'dan bilmem ne edition'a kadar gidiyor. Yani sadece hani da yapıyor. Şimdi Mortal Kombat yapıyor. İşte Hayır bir şey... mi? Eskiden elle tutulur bir şey verirdi abi. Adam ya Collector's Edition derdi böyle armut gönderirdi falan oyunun yanında. Ya Deluxe Edition derdi içerisinde mesela Season Pass diye bir şey olurdu. Season Pass dahil olurdu. Sen üstüne tıklayınca derdin ki neymiş Season Pass? İşte şu, şu, şu tarihleri falan bir şeyler belli olurdu böyle. İyi. Şu an bayağı şey. Işte. <laughs> hani bir şey de vermiyor artık yani. Sadece öpüyor. <laughs> yani, evet, bıçak bıçak kesmeye döndük konu. Senin buna takık yani... olman hoşuma gidiyor bu arada ama ben şeyde koptum ve tamamen bunun takibini bıraktım artık. Ne sinirlenebiliyorum ne bir şey. Nintendo online'a DLC geldi ya. Hani Sega oyunlarını da şeyleri de oynamak bu aylık Aa, ha ben evet, orada evet. takip etmeyi, bunun hakkında konuşmayı bir şey abi yani bu bu alınıyorsa dedim. Hani bu ha. bu noktaya geldiysek tamam gerek yok da. Yani ben yok, bıraktım zaten. <laughs> hele de mobil oyunlardaki falan bir takım pazarlama taktiklerine bakarsan oyun sektörüyle ilgili hiçbir şey kurtaramayız. Lav dök yap yani oyun <laughs> sektörü aslında. Bir böyle refleks. Daha doğrusu benim daha doğrusu benim izleyerek büyüdüğüm oyun eleştirmenleri o yatsı cross show'lar bilmem neler falan hani böyle çok tepkisel bir şekilde bir şeyleri durdurmaya çalıştılar vakti hiçbir boka yaramadı. Şimdi yaşım 30 küsür oldu ben de kendim aynı noktada buluyorum. Ben de yavaş yavaş şey olmaya başladım. ha, tamam. Okey. Okey yani. Ne ne yapayım? Ben bir şey yapacağım sanki. Ya bir isteyen 20 gün erken alsın. 2000 lira daha versin abim. Yani ben artık bir yerden sonra da şey oldum. Ben mi kurtaracağım lan oyun sektörü? Ben Türkiye'den bir tane sıkik youtuber'ım. Kim sallar beni gerçekten yani. <laughs> ya öyle deme de. Ya bu dediğine hani hakikaten katılıyorum şey. <laughs> Kim sallar diyorsun. <laughs> 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 ya evet hakikaten tragicomic. Yani bir oyunu satın alıyorsun ama 5 gün daha bekle. Bir oyunu satın alıyorsun, 10 gün daha bekle. Gerçekten erken erişim yapsalar ki şu anda Baldur's Gate de dahil olmak üzere birçok oyun bunu yaptı. Başarılı olanı oldu, erken erişimden çıkamayanı oldu. Ya otursunlar fiyatları konuşsunlar, abi oyunlar 100 dolar desinler, bilelim artık 100 dolar. Ha, dur dur, erken erişimde ona... şeyi karıştırmamak lazım. Heh. Şimdi Early Access bir iş modeli. Okay. Ama buna Beğilirsen da Early Access nasıl... deniyor işte, aynı isim kullanılıyor. İşte dememesi lazım, Early Access çünkü oyunu senle beraber geliştiriyorlar. Mesela şu an Baldur's Gate ile alakalı şey çok konuşuluyor. Act 1 ve Act 2 Baldur's Gate'in early access'inde açıktı ve community'den çok feedback aldılar. Hı hı. Ve aslında Act 1 ile Act 2 bayağı iyi Act 3'e göre. Yani o başka bir videonun konusu olsun ama... Community input çok önemli. Adamlar için çok geliştirmeye pay oldu diyorlar. Şu an mesela Bethesda çıksa dese ki... Arkadaşlar biz seneye çıkartacağız Starfield'ı. Early access açıyoruz. Çünkü bin tane gezegen var. Siz bu gezegenlerde bir şeyler üretin, yaşayın. Bize deyin ki bak ben bunu yaşadım, şu eksik kalmış. Veyahut da atıyorum Emin taksen topla 20 tane seyircini git e, Sikipanyo gezegeninde bir tane koloni kurun. Ben oyun release olduğunda seni oraya koyacağım kardeşim. Çünkü bin tane gezegenimin bini de boş kalsın istemiyorum. Ama bu direkt şey ya. Yani aynı filme gideceğiz hep beraber. E, i̇şte şu gün erken mi izleyeceksin o zaman bir öpücük alırım falan. Ya yani bu bir şey katmıyorsun yani bir şey vermiyorsun karşılığında. O yani aslında yoksa early access mantığına ben karşı değilim. Ya bunun ya ismini koysunlar benim için hep şey oldu. Hani <laughs> Bunu yapıyorlar çünkü 60 dolara oyun satmak hiçbir getir getirmiyor galiba adamlar. Onu da bilmiyorum. Çünkü şeyin Getiriyor ayarlamasını abi, yapmak çok ya? zor. Ya dediğinden yola çıkarak şunu söylüyorum. Hani şunun ayarını yapmak çok zor. Tamam eskiden oyun pahalıydı. 60 dolarken hmm. ve atıyorum o zamanın parasıyla 60 dolarken pahalıydı ama o zaman da bu kadar oyuncu yoktu. Steam yoktu. Seyircilerini biz... kandırabiliyorlar abi çünkü. Yani tüketiciyi Tabii. kandırabiliyorlar. ya yani Çünkü biz 2-3 tane insanız. Bu heriflerin elinde multimilyon dolarlık Adam filarmoni orkestrasını çıkartmış İngiltere'deki lansmanda. Filharmoni orkestrası çalıyor. Sen ondan orada şey diyorsun. DLC yanlıştır lan diyorsun böyle herif yaylılarla susturuyor seni. Yani yani biraz gereksiz bir çaba şey aslında yani. Ben de o yüzden bir süredir şeyi düşünüyorum yani. Böyle bir oyun mu çıktı? Yapıştır oyuna geç mesela anladın mı? Sen ne artistini yapıyorsun? İyiymiş kötümüş. Oğlum yayınlarda falan Cyberpunk çıktığında kötüydü diyorum. O işte falan diyorlar ya. Yani oğlum ya ben böyle şey oldum artık. Oğlum artık Cyberpunk'ı da lan falan oluyorum. Tam Cyberpunk'ı savunmayın davası giderken şu an Starfield düştü işte bizim. <laughs> mesela mesela ee, orada da bak bu arada yine aynı şeyi söyleyeceğim. ha. Ben de çıkışında Cyberpunk oynayıp seri yaptım bitirdim. Ve ilk 10 saatinde aşırı eğlendim hacı. O ilk 10 saatten sonra oyun seri salıyor. salınca böyle sen şey yere, kadar işte. yere kadar işte. Çipin devreye girdiği yere kadar çok güzel kurgulanmış. Çip devreye girince şey oluyorsun böyle. Eee abi devamı nerede? <laughs> Hadi bakalım. Bundan sonra al bakalım bu Lego kutusunu. Kendi eğlenceni kendin yapacaksın falan gibi olup böyle osurarak kayboldu oyun. Peki ne yapayım? Şimdi ilk 10 saatinde eğlendim. Eee okey. Yani başka bir yandan başka bir arkadaş anlatıyor ki abi diyor Cyber City'nin sokakları, Night City'nin kızları, işte bilmem hadi böyle Ankara pavyonları heyecanları yaşamış o şehri. Tamam lan onun deneyimi de gerçektir. Bak onu da reddetmiyorum ama mesela objektif olarak bir oyunun iyi ya da kötü olduğuna nasıl karar verebiliriz biliyor musun? gerçekten endüstri standartlarını baz alarak. Çünkü Cyberpunk ilk çıktığı günden oynamış şu an mesela seyirci bir arkadaşımız vardır ve eminim çok eğlenmiştir. Öte yandan kardeşim Cyberpunk ilk çıktığı hafta PlayStation tarafından para iadesi kabul edilen ilk ve tek oyun oldu. Yani tamam sen yine keyfini al. Ama burada da bir problem yok mu kardeşim sence? Yani demek ki bir şey var. Biz de onu seslendiriyoruz yani. Yoksa şey demiyorum ki. Sen 3 sene önce yanlış keyif aldın o keyfi iade edeceksin falan. Hayır lan ben öyle bir şey diyemem. En bok oyunlardan biri ben de keyif almış bir insan yani. Atıyorum Graveyard Keeper diye seri var benim kanalımda. Bence müthiş bir oyun. Bir sürü insan oynar der ki bu ne lan der geçer. Yani oyun dediğiniz çok sübjektif bir şey. Ama ben oyunlarla alakalı sektörel bir konuşma yapacaksam sektör standartları üzerinden objektif bir konuşma yapmam lazım diye hissediyorum en azından. Ya Cyberpunk konusunda da ben mesela ilk çıktığında oynadım. Büyük ayak kırıklığı yaşadım ettim. Sonra düzeltildiği muhabbetlerinden sonra oturdum hakikaten platin kupa alarak bitirdim. Ona rağmen hani sen oyunu oynamamışsın dediler ama ben oyundaki her şeyi bitirmiştim. Yani yapılabilecek ne varsa ama ne varsa bitirmiştim. Hı -hı. Beğenmemiştim. Ama bugün baktığımda şey oluyorum hani ha, şimdi ben Starfield'ı çok seviyorum. Alacağım ben Normandim'de gideceğim uzayların şeyine gire uzaylılar diyorum. Korsanların gemisine dalacağım. Korsanların gemisine eğer fazla hasar vermişsem yer çekimsiz ortamda dövüşeceğiz edeceğiz. Orada şey oldu oldum ki, ben. Özel güç ne açılıyor acı? Ben çünkü özel Abi, güç görecek kadar asla sabredemedim oyunu. Yer çekimini ortadan kaldırma var. Hı hı. Bu Skyrim'deki ışınlanma olayı var ya böyle vücut diye kendini öne atıyordum. Ondan evet. var mesela Gravity Dash diye. Bir tane var düşmanlar bütün silahları bırakıp sana yumrukla dalmaya başlıyorlar. Öyle bir olay var. Ondan sonra etraftaki herkesi görebildiğim bir skill var. Ben 7-8 tane açtım. Geneli bu şekilde. Hani hakikaten oyunların oynanışı bayağı destekleyen. Mesela gizlilikle oynuyorsan herkesi hissetmek o anda. Nerede ne var? O bayağı faydalı oluyor. Veya atıyorum yumrukla oynamayı düşünüyorsan o bilmem ne peace diye bir şey var. O skill attığında bir de silahları bırakıyor sana yumrukla geliyor. Tabii benim elimde silah olduğu için. Peki, yumrukla öyle da... bu arada aslında ben sonradan araştırdım oyunda sistemleri biraz. NG Plus da çok keyifli olur. Yani ilk gameplay'ini yani yumrukla oynamaya göre skill'lerini dağıtarak yapıp bir şekilde sonra NG Plus'ta bir gireceksin full yumruk gaming. O zaman daha keyifli olur. İlk gameplay'de çok mantıklı bir rota değilmiş yumruk oyunu. Ve şeyi de anladım ben bu kadar uzun süre oynadıktan sonra çok güzel bir oyun oynuyorum ama Bethesda'nın bir obsesyonu olduğunu fark ettim. Ve bu obsesif hareketlerden hani bu takıntılardan vazgeçemiyorlar. Yani 10 bin tane patates doğru düzgün yuvarlanıyor mu oyunumuzda? Şimdi Onu... 10 bin tane patates gerçekten bu bir artık obsesiflik. Ya <laughs> tamam benim gibi adamların hoşuna gidiyor. Abi ben mesela bir mekana giriyorum. Her şeyin bir ağırlığı var. Ya bu adamlar Minecraft olmaya çalışıyor. Yani Sürekli olarak bir Minecraft şeyi var. Zaten oyunun kendi sandbox havasında da var. Yani bu benim inanılmaz hoşuma gidiyor da yükleme ekranı görmeyi mesela istemiyor demek ki oyuncular. Ama yükleme ekranı koymazsa o fiziği de koyamaz ya. Öyle bir durum var. O, o objelerin hepsini yerini değiştireceksin. Save dosyasına eşlenecek de edecek de. Hani o cepleri açmazsa çünkü gezegenler öyle yani bir gezegene tıklıyorsun sana bir, bir 3-4 kilometrelik bir cep açıyor. O cepteki bütün hareketlerin oraya kaydediliyor. Ama oyunun tamamını yüklemeye çalışsa mutlaka böyle patlayarak, ağlayarak şey yap acı çekecek bilgisayar. Starfield'a girmeden önce şöyle bir şey oldu. Ben Starfield'ın biliyorsun parasını verdim. Sonra bir 5 gün daha bekletti oyun beni oyuna girebilmem için. Neyse dedim beklerim 5 gün daha vermeyeceğim parasını. Ama canım uzay çekmiş ya bir kere. Girdim abi tahmin et hangi oyuna? Normal Sky. Şu an Starfield sevenlere Normal Sky deyince inanılmaz tetikleniyorlar. Bizim Sabredit'te 3-5 tane çocuk belledim böyle. Starfield'dan bahsediyorlar. İyi de aynısı No Man's Sky'da da var falan diyorum. <laughs> ne alakası var Aynı oyun mu falan diyor. <laughs> Duyuyorlar. <gülüyor> no Man's Sky oynadım bir 4 gün falan. Abi No Man's Sky bir taraftan. Baldur's Gate bir taraftan. Bir de dönüp Mass Effect e oynamış olsaydım herhalde daha da sinirlenirdim muhtemelen Starfield'da. Ben de şey çok kötü oldu işte. Starfield'ın toplaması olduğu her oyun Starfield'dan daha iyi yapıyor kendi yaptığı işi ya. Yani o beni çok yıprattı abi. Yani ulan diyorsun hadi uzayda bir çatışmaya girelim verdiniz bize şatkanı matkanı falan. Yapay zekanın yerinde yerler esiyor. Yemin ediyorum 13 sene önceki Mass Effect 2'nin oynanış videosunu izledim ben de bugün seninle konuşmadan önce. Bak 13 sene önceki Mass Effect 2. Yer çekimi atma gücü var mı? Var. Adamları havaya dikme gücü var mı? Var. Ekibini bir yandan komutlarla yönetirken bir yandan siper alıp ateş etme var mı? Var. Düşmanlarda yapay zeka desen var mı? Var. Ben Starfield'da şimdi bunları göremedim. Dedim ki eyvallah. Combatta çatışmada yapmışsınız. Bu arada ilginç bir şey söyleyeceğim. Oyuna yapay zeka yazmışlar ama Creation Engine ve onun sağlı olanaklar bayağı sıkıntı yaşatmış. Çünkü yayında denk geldi, görüntüsünü de koyacağım. Hmm. Özellikle boss'lar, özellikle bu boss düşmanlar oluyor oyunda. Bunların armaları da işte level'ları da farklı. Pompalıyla geziyordu eşek. Arkamdan dolaşıp dolaşıp duruyordu benim mesela. Hmm. Ben çünkü Oyunda very hard'a çektim işte loot'lar güzel gelsin diye. Ben sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor. Yani zaten canı çok yüksek boss olduğu için. Bekliyorum böyle köşede kafayı çıkartsa vuracağım. Tak gidiyor arkaya. Arkadan geliyor tak diye beni öldürüyor. Tak diye geliyor öldürüyor. Bu tarz şeyleri nasıl söyleyeyim? Bir 50. 60. saatten sonra böyle oyun kendini böyle oturdu. Ve bunları Tabii. göstermeye başladı. Şey demek şey istemiyorum. İlk ben ilk 6-7 saatini şey... oynuyorum. Ha. İlk 6-7 saatinde ben sadece scripted görevlere girdim bak. Hiçbir sandbox göreve girmedim. Ve scripted görevlerde yapay zeka baya yani böyle sana ateş ediyor. Sen böyle yana geçiyorsun. Senin demin olduğun yere bakıp yanlar reload yapıyor böyle sonra sana dönüyor böyle falan. Oo. Yani çok antika şeyler abi bunlar. Yani bu, an... bu bunlar böyle artık bu devirde bence mesela hani objektif yorum derken bunu demek istiyordum. O devirde de artık bunu yapmamak lazım be kardeşim. Şu adam bir reload'unu yaparken geri geri yürüyüp eğilemez mi? Yani artık siz bunu kodlayamıyorsanız danışman <laughs> tutun yani. Anladın mı? Hani indie stüdyolar yapıyor abi bunu. Bir de sen de ben de biliyoruz Creation Engine küplerden oluşan bir sistem. Yani hay bir de şey. Yani şunu demek istiyorum. Mesela Minecraft. <laughs> Minecraft'ta bile neler yapıyorlar. i̇yi yani bir örnek <laughs> olarak vereyim. Daha şöyle bak. İyi bir örnek olarak vereyim. Minecraft'ta sen bir yerden bir yere bir inşaat yapıyorsun. O creeper'lar bile onların arasında rotasını bulup yürüyebiliyor ya. Tabii. Doğru 20 yıllık Minecraft yapıyor artık bunu ya. Yani sen hani artık şey yap be abi. Bir de or hani şey değil yani. İnanılmaz böyle benzersiz level tasarımları falan yok. Yani küp küp bir dünyası olan aslında süslü küplerden oluşan bir Bethesda'sın yani. Yap abi artık kurban olayım. Ben duvara bakan adamlar falan gördüm kendi kombatlarında. Duruyor kanalda. Giriyorsun odaya çatışıyorsun. Işte, birisi duvara bakıyor sırada. Böyle duvara silahını duvarın içine sokmuş. Ya, abi, e abi hadi şöyle oluyorsun. Tamam kombatı kötü olsun diyorsun. Çünkü bir şeyi biliyorum. Sertme kahvaltı dedim ya işin başında ben. Tamam diyorsun. Kombatı kötü olsun. Be canlı sağ olsun. Tamam. Hadi neyse. Çünkü orada da şey diyorsun. Ya yani Skyrim'de de kötüydü falan. Evet kötüydü. Yani bu arada. Eee ve müthiş modlar çıkmıştı. Ee, improve denemesi falan gibi şeyler miydi? vardı. Mükemmel bir şeye doğru gitmişti. Yapan yapıyor. Ha ama modcu yapabiliyorsa da sen yapamıyorsan. İşte bak ben Skyrim'de bunları okeydim. Niye biliyor musun? Eski ya Skyrim. 10 sene öncesi ya abi. Hı -hı. Şöyle oluyordum. E abi işte o zaman adam o zaman teknolojisiyle o kadar yapmış diyorsun. Ama şimdinin teknolojisi de şey oldu ya Emin. Ya 4090 ekran kartı bende var. Demek ki Bethesda'da da bir iki tane vardır yani. On yapay zekayı ben kendi bilgisayarımda şu an şarkı söylettiriyorum yapay zekaya. Sen de yürüt be kardeşim yapay zekayı. Yani bu kadar zorla yani şey gerçekten 10-15 sene öncesinde değiliz yani şey gibi değil. Ne diyeyim sana 10-15 sene önce biz Türkiye'de Disney Star Wars tişörtü arayıp bulamazdık. Şimdi her yer Star Wars tişörtü ya dünya değişti abi. Bethesda değişemedi yani çok geride kaldı ben bunu çok fark ediyorum. Hani uzayda geçen Skyrim övünülecek bir şey değil yani. O, benim için çok üzücü bir şey. Hani sen Skyrim bize iyisini vermen lazım. Demek ki bugün Skyrim 2 çıksa daha iyi grafikte Skyrim'in aynısı mı çıkacak? Dırırın, ha. Ha. Bu mu çıkacak yine gerçekten? Yani biraz kendini geliştirmesi lazım bu şirketin artık. Ya zaten hani dedim ya critical acclaimed olmadığı Bu muhtemelen Elder Scrolls 6'da çok köklü değişiklikler geleceğini şey. Çünkü Morrowind her ne kadar çok sevdiğimiz bir oyundur. Senin de muhtemelen çok sevdiğin bir oyundur. Yok. Ama Morrowind'in de metakriti çok düşüktür mesela. Sonra Oblivion bir çıktı. Allah'ım böyle manzara grafikleri falan inanılmaz. Böyle teknolojiyi o dönem için iyi kullanan bir oyun. Ama gene yüzler bir tuhaf. Starfield'da nedense şey yapmışlar. Hani oyuna ilk başlayan oyuncu çok şey yapmasın. Çok düşünmesin. Şimdi diyorum ben temiz kafa girdiğimden ve çok Bethesda oyun oynadığımdan ve binlerce saat oynadığımdan ben zaten ana görevi başladı. Ha ana görev bu muymuş dedim. Dediğim gibi hani bambaşka şeyler yapmaya başladım. Hiç umursamadım. Kafama göre oraya buraya gittiğim, düşmanlarla kapıştığım seviye kastım dedim. Hani bu, burada ben görev görev yapmak istemiyorum. Daha sonra bakarım. Çünkü kendime hazır ince böyle iyice bir palazlanayım edeyim öyle girerim dedim görevlere. Mesela o bahsettiğim o yapay zeka açısından seni gerçekten zorlayan yüksek zorluk seviyelerinde de iyice böyle taktik yapmaya başlayan yapay zeka. Hani 40-50 level'dayken daha da 30 levelken falan rahat rahat gelmeye başlıyor artık. Bütün düşmanların level'ları yükseliyor ediyor. Ama level 1'de dediğin gibi yani vuruyorsun bakıyor vuruyorsun bakıyor. Ama sonradan mesela... Bazı silahlarda frenzy şey pardon fear özelliği de oluyor. Sıkıyorum. Çok vurduğumu görünce bırakıyor silah kaçıyor şu an yani hmm. kombatı Skyrim'de de biraz böyleydi. İlk başlarda böyle bir elinde bir kılıç vardır, bir kalkan vardır. Vurursun, beklersin. Vurursun, beklersin. Ondan sonra iki eline birden bir büyü alırsın. Onu onunla karıştırırsın. Inferno'ya bağlarsın. Öyle devam edersin. Bunda da ona benzer bir durum var. Yani bir noktadan sonra böyle altı tane böyle hayvan gibi silahla düşmanlarla böyle uzayda işte yer çekimsiz gemide böyle kapışmaya başlıyorsun. Ve Starfield'in hakikaten o vermek istediği tadı oralarda net alıyorsa. Çünkü oyuna giren kişi bence ilk bölümde bunu isterdi. Bir tane gemiye bineceksin. O gemi karşı Tabii. gemiye dok yapacak ama Ve içeride bir şey yer mi? çekimi olmayacak. Şey çok iyi olurdu yani. Scripted bölümlerde en azından bunu yap kardeşim. Hadi sandbox'larda kötü olsun diyeceğim ki neyse bunlar sandbox diyeceğim. Hani mesela scripted yani ben sadece senaryo görevlerine girdim acı. Sadece anladım, senaryo görevlerinde bile yapay ya zeka taşıyamıyor. İlk 20-30 saatinde hiç senaryo falan nedir ne değildir bakmadım diyorum ya. Yani çünkü Hı -hı. Or ya şeyleri düşünmüşler ya. Bunlar mesela hani obsesif benim hoşuma giden şeyler ama ya yerçekiminin etkilerini falan manyak gibi oturmuşlar. Her gezegende hesaplatmışlar. Şeydeyken uzayda kapışırken yerçekimi yoksa o geminin içerisinde senin elindeki silaha göre sen dengeni kaybediyorsun ve geri uçmaya başlıyorsun. Ben hmm. mesela ilk yer çekimsiz savaşımda elimde pompalı vardı ve pompalı da slug atış yapıyor. Yani tek bir mermi atıyor. Ben bir koydum geminin diğer tarafına uçup öldüm. <laughs> Fırlattı beni direkt. Ben de şey ben... şeyde şiştim ya. Yumrukçu dayı girmiştim ya ben ilk oynadığımda. Abi yer çekimsiz da yumrukla bittin. Ben şey oldum böyle ay as. Evet okey yanında silah olması gerekiyormuş kesinlikle falan oldum hata etmişim. Ben de satmıştım bütün silahları hani full yumruk gideceğim falan diye. Göt oldum orada. Gidip tekrar silah milah falan bulmaya çalıştım böyle. <laughs> yani şey oluyor. Öyle sırf yumruk, sırf kılıç takılıyorum diyemiyorsun. Yer çekimsi ortamda çünkü kendini iti perife yumruk hani atamıyorsun ki böyle bir olduğun yerde böyle develenmeye başlıyorsun. Salak bir durum oluyor. Salak bir durum oluyor derken yani fiziksel olarak doğru bir şey oluyor aslında. Hani onu doğru yapmışlar aslında oyunda. Ee, onlar güzel. Abi bak onun dışında mesela benim başka bir sıkıntım da birkaç tane sandbox alana da indim. Hı hı. Ee, orada da işte taze taze No Man's Sky'dan gelmiş olmanın verdiği bir üzücülük var. Yani şeyi fark ettim ben. Şu an No Man's Sky oynamaya devam ediyorum. Şayet No Man's Sky kendi kendisine 7 sene önce verdiği bir takım kararlardan vazgeçip benim 2 sene önce şu anda derse ki No Man's Sky. ya biz şeyden vazgeçiyoruz. İşte Vikinder, Gektir, Abik Gubik konuşan konuşamayan uzaylıları bırakıyoruz. Hepsini insan yapıyoruz, hepsini seslendiriyoruz derse yemin ediyorum Starfield kökünden sallar atar. Çünkü şu an mesela bir sürü insanla konuşuyorum. Yani No Man's Sky Sandbox hiçbir şey olmuyor ki. Bu NPC bile yok falan diyorlar. Düşünün her yer NPC'de olur NPC dolu ama NPC'ler aynı dilde konuşmuyorsun tamam. falan ya. Tabii ki şey yok. Yani aslında bu arada No Man's Sky bir sürü oynadığın zaman şey anlıyorsun bir süre sonra. Merchant Guild'dan görev almaya başlıyorsun. İşte Explorer Guild'dan görev almaya başlıyorsun. artefaktlar keşfediyorsun. Sen o, sen o evrende bir yabancı uzaylısın. Adamlar senden haşır neşir oldukça seni Guild'larına falan alıp görev veriyorlar. Ee, burada daha Bismillah madenden çıkıyorsun. Barrett geliyor. Abi Collector's Edition'daki saatimizi almak ister misin diye <laughs> saati... Collector's Edition çünkü kolunda gösteriyor değil mi o saatin datasını sana? Yani saati aslında oyunda kenarda arayüz olarak görüyorsun. Yani Fallout olduğu Aynen. gibi çekip şey aldıysan, yani. Ha, Collector's Edition aldıysan kolundaki saat oyunun içindeki datayla eşleşmiyor mu? Öyle olması lazım da tam bilmiyorum onu. Yani alam çünkü 300 dolara sattıkları için. Evet. <laughs> Berat hemen çıkıyor sana saat satıyor. Hadi seni Collector's Yılda yazdırıyorlar. Orada mesela ben bir sürü arkadaşın yorumlarını okudum. Bana gelen yorumlar da değil. Hani başka yerlerde yazılanları da okudum. Adam diyor ki 3 rol yapma oyunu deneyimi falan diyor. Ben diyorum ki bu müthiş bir rol yapmayı dönebilir. Bunlar konuşan bir takım NPC'ler. Ben şunu fark ettim. Fallout 76 hatırlarsın. Kolu ve NPC bacağı olmayan bir çekmedi. çıkmadı. şekilde. Hah, NPC olmadan çıkmıştı. Ben şöyle olmuştum. Abi demiştim zaten oyun MMO olarak çıktı. Allah aşkına MMO'da NPC'ler ne yapıyor ki? Gidiyorsun köyümüze hoş geldin. Köyümüzün <laughs> dışında 27 tane tavşan var. Bunları öldürürsen sana 1500 lira ve kızımı veririm falan diyor. Sen de gidip aptal questleri MMO'lar böyle ya. Yani her MMO böyle değil ama genel olarak böyledir ya. Yani aslında zıvır zıvır yani NPC'nin sana kattığı şey. Adamlar ben hatta, hatta şöyle takdir etmiştim. İyi lan NPC bile koymamış herifler. Anladın mı? Yapıştır al sana. Arkadaşlarınla çatışa çatışa git. Yok abi ben şunu görüyorum ki insanlar için NPC çok önemliymiş. Oraya bir girecek bir insan bir gözüne bakacak. iki sohbet bir çay bir çorba. aynı hani böyle bir millette <laughs> bir Akdenizli bir ahbaplık dostluk havası varmış. Şu an çünkü No Man's Sky'da konuşacak birisi bile yok falan diyorlar. Ben bir sürü konuşacak tip görüyorum. Aynı dili konuşmuyoruz sadece. Öte yandan bir sürü insan şeye bayılıyor. İşte bir sürü sandbox göre var. Sınırsız NPC ile tanışıyoruz falan. Yani yemin ediyorum o sınırsız NPC'lerin yüzü anlamlıdır. Bir buçuk milyonu aşırı anlamsız karakterlerdir. Eminim. Ama insanlar şeyi seviyor işte. Yani no Man's Sky'in belki de geriye dönüp baktıklarında en büyük hatalarından bir tanesi. insanların şöyle bakınca... E bir empati kurabilecekleri, bir karakter atayabilecekleri kişilerden bağımsız olması. Çünkü kimi insanları yorumunu okuyorum şey falan diyor. Gittim işte bilmem ne reis bana görevi verdi. Dedim kral sen ne yaptın o işi bilmem ne. Yanıma bilmem kimi verdi. Hani böyle şey gibi mahalleden arkadaşları gibi görmüş o NPC adamları. Tamam, ben mesela böyle bir empatiden aşırı yoksun bir adamımdır. <gülüyor> 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 falan oluyorum. Daha doğrusu hayatımda bana NPC'lerle empati kurdurtabilen iki oyun. Bioshock Infinite ve Baldur's Gate 3. Çünkü NPC'leri çok iyi. Çok iyi. Ama onun dışındakiler hepsinde şey oluyorum. Susulan robot deyip suratlarına dik şey burası mı geliyor böyle? <laughs> Yo, bende de mesela e, rezalet bir empati var bu konuda. Hakikaten direkt bağlanırım, ederim. Çok severim ben. Yani Birçok oyunda çok sevdiğim karakterler olur. Baldur's Gate'de de zaten katılıyorum. Hani o ap bir şey oldu benim için. Hani benim, benim için hakikaten bir de dedim ya. Hiç bilmiyordum. Yani ne, tabii ki iyi bir oyun olacağını tahmin ediyordum. Çünkü insanlar bunu <laughs> bağıra bağıra söylüyordu. Özellikle oyun önceden oynayanlar. Ama ben hiç görmeden böyle bir açtım oyunu. Şey böyle çocukluktaki hayalimi gerçek mi yapmış bu adamlar dedim. Hı -hı. Çünkü evet, Planescape çünkü bu aslında aksiyon RPG'nin ortaya çıkması onu Baldur's Gate 3 gibi yapamamak yani Planescape Torment'ı kitap gibi o kadar çok metin var, o kadar çok seçenek var hatta Fallout 1, 2 bunlara da dahil işte ilk Baldur's Gate'ler onu sinematik bir deneyim haline getirmek çok zor. Bu yüzden hani işin içine aksiyon ekleyip insanların seçim olanaklarını kısıtlayıp aksiyon RPG e diye bir şey saldılar hayatımıza ve o da kendi rotasında ilerliyor. Bu ruh hastaları gitmişler. Yani Planescape Torment'ı, Baldur's Gate 1'i yüksek prodüksiyonlu bir şey haline getirmişler. Yani hmm. hakikaten helal olsun. O, onu da bir belirtmiş olayım. Ee, Starfield ve No Man's Sky tarafında, şimdi ben No Man's Sky'ı yı 2 yıl oynadım abi. Özellikle ilk çıktığında çok sıkıldım. Bıraktım. Sonra bu düzeldikten sonra oyunsuz kaldığım Burada bir anda zaten başladım. Zaten tuhaftı yani. Evet ilk çıktığında tuhaf. Yani uyuya kalmıştım ben ilk oynadığımda. Böyle vız vız yaparken baya yorgunum da o gün. Bilgisayar başında pardon PlayStation'da oynamıştım. Ondan sonra yeniden oynadığımda çok beğendim oyunu. Ama oyuna şu şekilde yaklaştım. Bu bir hayatta kalma oyunu. Çünkü Starfield'ın başlangıcıyla No Man's Sky'ın başlangıcı bile inanılmaz farklı bir ürünler. No Man's Sky'da başlıyorsun bir hiçliktesin. Oksijenin bitiyor. Geminin içine girmen lazım. Gemiden çıkıp oksijen bulman lazım. Kaynak bulman lazım. Bir şeyler yapman lazım. Kimse elinden tutmuyor. Ölebilirsin. Bu sefer başka bir gezegende yeniden en baştan başlayıp yine gemini bulmaya çalışabilirsin. Çünkü her öldüğünde çünkü No Man's Sky'da bir jenerasyon ekleniyor. Simülasyonu bir kişi daha ekliyorsun aslında. Ve ben bayağı derin hikayelerin felsefi bunun tuhaf tuhaf şeyler açtı Onları falan da oynadım. Yani sonradan ekledikleriyle bambaşka bir oyuna dönüştü. Bambaşka bir deneyime dönüştü No Man's Sky. Ama ben şeyi siz sevmiyordum. İlk başta çok keyifliydi. Bu gezegenlere gidiyorsun, ediyorsun, topluyorsun, ediyorsun. Sonra diğer gezegene gidiyorsun. İşler büyüdükçe ben böyle devasa bir alan inşa etmiştim. Böyle para kasıyorum. İşte orada birileri çalışıyor outpost'ta. Böyle birkaç tane old postum var. Şöyle bir şey oldu artık o kadar yorucuydu ki Gezegenden gezegene gitmek Ben hemen her yere fast travel noktaları Koymaya başladım ve gemiyi kullanmamaya Başladım oyunda Belli spesifik durumlar mesela Fırketeğin alacaksam o fırketeğin tarafına gidiyorum Fırketeğinle uğraşıyorum ediyorum Oraya farklı şeyler yapıyorum Böyle hayatta kalma Ama uzayda geçen versiyonu gibi Normal Sky Ve Bethesda'ya gezegenlere inemeyeceğimizi Ve bunun da bir yükleme ekranı oyunu Olacağını söylediğinde ben o noktada rahatladım çünkü bu oyunda eğer ya yani keşke yani gimik olarak bile olsa insanları mutlu etmek için bu konulsaydı. Bu gimik olarak en azından hani bunu bekleyen birkaç insanı rahat, ya da birçok insanı rahatlatırdı ama eğer bu oyunu gezegenlere inip kalkmayla, bir yerlere gidip gelmeyle oynasak yani 5 saatte falan oyunu küfür edip kapatırdım ben herhalde. Çünkü Neon'da bir görev alıyorsun o tarafa Keşke gidiyorsun. Keşke opsiyon koysalardı. Yani çünkü biliyorsun No Man's Sky'da hepimiz yaşarız o. No Sky'da bulutların arasından geçerken minik bir loading atar böyle bir. Hık eder böyle bir. Zaten o da pulse engine'in devreye girip girmeyeceğini anladığı nokta oluyor ya tam. Hani evet. O hık anı. Ya burada da ya şu an Starfield'da şöyle bir sıkıntı var abi. Uzayda olmak, uzayda olduğun anlarda çok sıkıcı lan. Yani <laughs> bir PNG dosyası da içerisinde gibisin böyle yani şey gibi değil. Yani No Man's Sky'da Bilmiyorum nasıl yapmışlar onu yani matematiksel olarak bir şekilde. Belki gezegenleri çok büyük koyarak falan filan. Sen burada şu, illa bir şeyin ilk önce mi? yörüngesine gidiyorsun ya. İki bir mi? şey mi? yörüngesine Mesela? gidiyorsun. Bakıyorsun orada bir takım meteorlar var. Burada bir takım taşlar var. Belki bir iki tane ticaret yapabileceğin gemi var. Böyle lobi gibi bir yer uzay. Yani aslında şey gibi değil. Yani o Sky'ın şu anki güncellemesi için en azından şöyle söyleyeyim. Bir yerden bir yere gidiyorsun. Pulse Engine takıyorsun. O bir Meteora giriyorsun. meteorlara vuruyorsun. Bir şey çıkıyor. Meteorun bir tanesi bir çatlıyor. Deniz anası yavruları saçılıyor böyle. <laughs> onun avradını ne oluyor falan diyorsun. Daha geçen gün oynuyordum. Benim başıma şey geldi. Full engine'e basmış gidiyorum şeyin ortasında. <laughs> Full engineim bitti bir anda. Kaldım böyle. Tamam mı? O bir durdu. Devasa gözlü bir yaratık böyle önümde duruyor. İlk kez gördüm hayatımda. Ben No Man's Sky oynadım beri. Ananı avradını bu neymiş lan falan oldum böyle. Kaçtım maçsın falan saldıracak zannettim. Yok anomaliye rastlamışım işte yani yine bir tane. Full sancını doldurdum. Gittim daha sonra. Ama başta böyle şey oldum. Oğlum ne oluyor lan falan oldum. Hiç beklemediğim bir şey çıktı. Çakallar bunları iyi günce. Bu arada arkadaşlar normal Man's Sky'ın ilk çıkmış hali dolandırıcılıktır. Yani bunu herkese yani <laughs> ilk çıkmış normal Man's Sky'ı burada savunan hiç kimse yok. Sadece şu anki hali e, ve böyle artık üstüne ekstra para istememelerine rağmen geliştirdikleri için biz böyle bir şey olduk. Helal lan sana Hello Games olduk. 7 sene sonra adamlar hani o geçer notu aldılar. Şu an ben mesela şeyden çok keyif alıyorum. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. No Man's Sky'ın da kendince sıkıcı tarafları var bu arada. Yani sırf sandbox oynadığında bir yerden sonra bir yere ün base kur, gezegenleri keşfetmek mesela hızlı sıkabiliyor. Yani 30 dakikadan daha fazla bir gezegende yapacak hiçbir şeyin bulunmuyor mesela. Ama örnek veriyorum Starfield'da bir gezegende 30 dakikadan daha fazla yapacak bir şeyin var mı şu an? Öyle bir kıyaslama yapacak olursa Şöyle anlatacağım canım. Mesela benim nefret ettiğim bir şey var. Ben e, completionist oyuncu. Hani bu her şeyi bitirmeye çalışan oyuncu türünde biriyim. Şimdi bir oyun Hı -hı. mesela Assassin's Creed işte Dragon Age Orge, Dragon Age Inquisition'da ilk vardı bu soru işaretleri geldi oyun haritalarına. Onu Dragon, Dragon Age Inquisition, Inquisition getirdi ona. Dragon Age Inquisition completionist insanlar için bir çileydi acı. Heh. Bak Çok ilk keyifsizdi. O, o manyaklar getirdi. Ve ben onların hepsini yaptım abi. Sonra Witcher oynadım. Skellige'deki bütün soru işaretlerini yaptım. Gerçekten yaptım hmm. bunu. Yani bunu yapan Çünkü şey gibi hissediyorsun. Aslında orada bir bok yok ha. Ne var biliyor musun o Skellige'de? grafiğini bile çizmedikleri bir gemi var. O gemide bir tane sandık var. Senin hayatta hiçbir işine yaramayacak bir kılıç var. Çünkü sen zaten onun 10 katı bir kılıçla geziyorsun. Ondan sonra Cyberpunk'ta yine aynı şey. Bütün her soru işaretini yapacağım. Ya onun işte Assassin's Creed Origins, Odyssey'deki bütün soru işaretlerini yaptım ben. 250 saatte bitirmişim Odyssey'yi. Yani nefret ediyorum ama onu yapmazsan... Ama ya ben, benim... şey mi yapıyorsun o zaman? Giriyorsun bütün florayı, faunayı scan ediyorsun. Boncukları dolduruyorsun. dört tane falan boncuk var galiba herkese gezegende Ya abi, sonra? değil. Hayır. Umurunda Nasıl umurunda değil. değil ya? Benim e, Bethesda oyunu oynarken bir açık Ama bir o oyunu eksikler. Oynarken... Emin arkandan ağlar ha. o eksik kalan kısımlar. Keşfet i̇şte, abi Hayır. Ağlar. Sana zorunlu kılmıyor. Bak e, bir yere iniyorsun. Sana bir cep oluşturuyor oyun haritası. Diyor ki burada bir tane structural var işte orada binada bir, ne olabilir? Ne olduğunu bilmiyorum Gidene kadar bilmeyeceğim. Burada bir tane doğayla alakalı bir şey var diyor. Şu tarafta başka bir şey var diyor git hangisini istiyorsan. Hani git. Hmm. Ben diyorum hani şu binaya gideyim. Gidiyorum binaya. Yarım saatin bir saatim gidiyor. Çünkü zindan tasarımları falan bunların biraz tuhaf. Geziyorsun, geziyorsun mesela düşmanları temizliyorsun. Bir de onun yeraltı kısmı varmış. Yeraltı kısmını yapıyorsun. Bir buçuk saat sonra çıkıyorsun. Zaten yoruluyorsun. O bir kendi kendine bir macera maceraya dönüşüyor. Arabada de... yok. Not da taşıyamıyorsun <laughs> ağırlık yapıyor <laughs> diye. Yok, onun, onun treni biliyorum abi ben. Ben onu çok hızlı çözdüm. Abi şey olmuyor ki. Yine koşabiliyorsun overcumbered olduğunda. E Koşuyorsun abi. Hiçbir şey etkilemiyor. Sadece festival yapamıyorsun. En fazla 400 metre koşuyorsun. Bir de AMP diye bir eşya var. Her yerden düşüyor. Hızını %20 arttırıyor. Veya ha. daha Onu basıyorsun. Koşa koşa gemiye gidiyorsun zaten. zaten. Bethesda de... tekerleği icat edemediği için kendine <laughs> uyuşturucu kullanıyorsun şu an. Benim. Doğru mu anlıyorum? Bu arada <laughs> Abi ben alışmışım. Karakterini yıldır. uyuşturucu bağlasın bambu haline getirdi. Abi benim El bak Starfield'a girdiğimde. <laughs> Bonzo iyi kokluyor koşuyor gemiye kadar. Starfield'a girdiğimde batıyor. ben ikinci saatte bütün achievement'ları iptal ettim yanlışlıkla. Çünkü Aa. dedim acaba dedim çalışıyor mu dedim direkt TCL yazdım. Her yerde geziyorum. TFC okay. yazdım. Karaktere uzaklaşıyorum. Aa dedim ben buradan iyi intro, iyi video çıkartırım falan. Ya oyunda POV olmamasını da konuşalım mı? POV, FOV olmamasını. Pardon POV demişim. FOV olmamasını. Ben inanmadım oğlum FOV olmamasına. Çünkü o kadar gıcık bir uzaklıktaki karakter. Ben biraz daha uzağa almak istiyorum kesinlikle. Meraklısı da yakınına alsın. Onu ili dosyasından ya? yapıyorsun. <laughs> ya evet biliyorum. Ben Skyrim yani şey Creation evet, Engine biliyorum. Sen biliyorsun. Niye ara yüzde yok diyorsun anlıyorum. Ama ben. niye yok? Brightness Hayır, bugün güncelleme yok. geçmişler şey diyor. Yakında eklenecek falan. Brightness'ı bu kadar... şimdi. Bu kadar zor bir şeyse eklemeyin. Brightness ayarı yok abi. Brightness ayarı da yok çünkü loot'tan ötürüymüş. Mod mod sitesine giriyorum. Şu an loot'u kaldırma var. <laughs> en çok. Ben bayağı mod indirdim ya. Hiç hiç acımadım mesela ee, envanteri falan filan indirdim. Bir de şey var. konser şimdi ilk girdiğinde onu birçok kişi tabii kaçırıyor. Odan var senin. Odaya gitmiyor kimse. Devam ediyor. Hı. Odada abi sandık var. Sınırsız. Bir tek o e, gemiye tabii şey yapman gerekiyor. Upgrade bayağı falan uğraşman ge etmen gerekiyor. Bir de ona özel skill'ler falan var. Overcumber'da olduğunda hızın koruyorsun. En fazla çok koşarsan canın azalmaya başlıyor. Çünkü oksijen Kesin bunlar da... Şey... Encumber'da olduğumda niye gemiye fast travel yapamıyorum? Çünkü... <laughs> yani, çünkü ya, özür dilerim. Bak, çünkü yarrak... <laughs> Anladınız mı? Yani e işte bak ben de gıcık olduğum yerler bu yüzden zaten. Oğlum burada. oğlum da koşabiliyorum. Koşunca canımı hasar alıyor muyum? Çok koşarsan evet. Çok aşırı çok koşarsan... karbon zehirlenmesi yaşayıp gebeliyorsun. Evet. Ama çok hasar alıyor muyum? Çok az da çok Yok, da hasar almıyorum aslında. küçük, küçük, Baba sen peki bunu niye koydun o zaman? Ya yardımcı olsana bize. Veya da bir tane robot veriyor ya oyunun başında yanımıza. Aha, Kardeşim onun bir tane cücek kardeşini ver bize küçük. O bir, bir takım evet. oyunlarda vardı hatırlar mısın? yanında hayvan mayvan alıyordun git oğlum bunu şehre sat falan diyordu. Eciyek diye koşuyordu. Bir tane hangi oyundaydı hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum bir tane oyunda ama bütün satış işleri kediye fareye yaptırıyordun. Sıçana yaptırıyordun böyle. Ver yanımıza bir tane şey hatta bak onu Metal Gear Solid ee, pardon. Gears of War çakı çözmüştü. Gears of War'da şey hatırlıyor musun? Sürekli yanında görünmez bir drone geziyor. Sadece gerekli olduğunda diye böyle çıkıp menü açıyor sana. Biz demek koy oyunun başlarında koyma sonra bir noktada bir yanımıza bir tane drone koy görünmez tamam mı? Çöp kutusu şeklinde uçarak böyle yanımızda takılsın. Ben hatta ona para da vereyim. 50 bin lira vereyim. Hatta şu an 50 bin lira böyle bir drone olsa bütün Starfield rehberlerinde şey yazıyor. Hemen çöp drone'unu alın falan diye böyle aşırı taktik verirlerdi. Çünkü aşırı faydalı olacak. Hayır. Ama şöyle de bir şey var bu arada. Orada araya gireceğim. Aşırı aşırı over olursan yürüyünce ha. direkt ölüyorsun. Nasıl? Hemen mi ölüyorsun? Çok hızlı gidiyor canına. Ben mesela bütün bu işte topladığımız materyaller var ya onları e, kasaya koydum. Bu başıma gelmiş bir olay. Keşke kaydırı alsaydım. Çok eğlenceli bir olaydı. Belki ekstradan alıp koyarım. Kasadan hepsini birden çekince bir anda benim üzerinde 10 binlik bir ağırlık oldu. Hani üzerime hmm. öküz oturmuş gibi. İki adım Çünkü çekim kanunuyla lavaga ederek öldü sen. <laughs> <doğru>. Abi bilmiyorum. <laughs> şey yani var. Bak, Ben şunu demek istiyorum. Betes oyunu, Betes oyunu dedikleri muhabbet var ya Betes oyunu demek evet oyunda bir takım hıyarlıklar olur ama hala böyle güzel bir kalbi vardır. Sen onu bir şekilde söküp almayı becerirsin. Öyle kolay bir oyun değildir Bethesda oyunu. Bu oyun birazcık şey gibi olmuş. Ya biz yardımcı da olmuyoruz. Çözüm de üretmiyoruz. E abi e, işte Bethesda oyunu. Hani Bethesda Bethesda oyunu diye yapamaz yani anladın mı? Sen bana, sen bana diyeceksin ki kardeşim bu adam biz 30 kilometrekarelik karelik bir alana indiriyor muyuz? Hı, -hı. Abi araç verelim. Tamam değil mi? Hemen verme ha. Hatta ben hak edeyim onları ki keyfi çıksın. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Deluxe paketinin içine mesela o mor araç koy mesela. Anladın mı? Hani Destini bir, gibi biraz işte oyun... ya. Destini de öyledir. Bir oyun, tane araca binip İdrak et biraz. Oyun sektöründen biraz haberin olsun. Eksi birinci katlı kod yazmaktan etkileri oyun sektöründen kopmuş <laughs> belli ki. Ulan <laughs> ne oldu belli olmayan DLC satacağını de ki. Çöp kutusu robotu ilk dakikadan geliyor. Ben bu arada DLC'nin ne tamam. olduğunu biliyorum. Oyunu bitirince anlıyorsun. <laughs> ha öyle mi? <laughs> Okey. Yani ee, ya hmm. ben hatta bu yani spoiler saymaz çünkü bu benim kendi çıkarım. Ben hani Bethesda'nın en sevdiğim yönü çok iyi arka plan hikayesi yazar. O, o oyun dünyasını çok iyi kurarlar. Hani Biz hmm. çok mekaniksel konuşuyoruz seninle. Çok güzel kurmuşlar. Yani neden mesela bir net diyor ya bu silahlar niye böyle hepsinin bir açıklaması var. Ben onları <laughs> sorgulamadım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> çünkü öyle yani. Çünkü ben Yok, rol yapma oyuncusu. Güzel şey yapmışlar. Yani. Yani setting'in yani. nasıl olduğunu hakikaten hem işte kitaplarla hem de fraksiyon görevleriyle falan çok güzel açıklıyorlar, ediyorlar. <laughs> Muhtemelen şey olacak. E, ha, burada 3 farklı ana fraksiyon var. Biri UC, United Colonies. Biri Free Star Collective. Bir de House of Warren. Bunlar hmm. e, New Atlantis'te elçilik barındırıyor House of Warren. Ama yıllar önce kendilerini Settle sistemle kesiyorlar bağlantıyı. Bizim sizde hiçbir ilişkimiz yok diye. Ama hani diplomatik ilişkiler için en azından... Atlantis'te falan takılıyorlar. Muhtemelen onlarla alakalı bir keşif olacak. Çünkü hiçbir şekilde House of Warren'la alakalı e, bir şehirdir, bilmem nedir, bir topluluktur hiçbir şey görmüyorsun. Sadece e, spoiler olacağını söyleyeceğim. Şekillerde belli belli karşımıza çıkıyorlar. Ana hikayede veya yan hikayelerde. Öyle hmm. bir olayı var. Diğerisi muhtemelen onları anlatacak. Yani anlatmazsa üzücü olur çünkü merak ediyorum. Ayıp. O, o yani. Tek kalan ya. o şu an açık çıkarırlar canım bence story'yi genişleten bir DLC illaki Bethesda o konularda çok kötü değil bence. Bugüne kadar iyi DLC'ler çıkartmış bir şirket. Ee, ama örnek veriyorum 900 liralık oyun için 500 liralık DLC kalitesinde bir DLC'den de ben vallahi hatırlamıyorum. Witcher'da mesela var hatırlarsan Witcher'ın DLC'leri. Yani Ve oyunla işte. aynı parayı hak ediyorlardı bence bak, onlar, onlar, onlar mesela. Ama DLC değil abi. Burada da duruyorlar. Hı. Hmm. Nadide. Bunlar ek i̇şte. paket abi. Ve şu ha. kutudan abi bak bak CD Projekt'e üzüleceksin şimdi. Abi şu kutunun içinden Gwent kartları falan çıkıyor. Bak adamlar önceden böyle firmaydı ya. A, ben, 80 lira emirat satıyorlardı hatta o paketi. ben o paketi alıp ya, bunun, oyunları vermiştim birilerine. Sadece Gwent kartlarını al vermiştim ya, o paketi. Ben de çünkü kodlarını verdim. Var. Ben de vardı. Ha. Kodlarını arkadaşlarıma <laughs> verdim. Hani baya hani içinden Gwent seti çıkıyor abi. Yani şimdi CD Projekt'e bir daha üzüldüm. Sonra ah, ah, mesela ah. örnek veriyorum. Sana soru. Şu an gemi tasarlıyor ya millet. O tasarladığın gemiler ne işe yarıyor abi sonra? Fonksiyonel abi, faydaları ne yani? Birincisi şimdi uzayda seyahat olmadığı için oyunda hani fast travel sistemiyle ilerlediğin için gemi temelinde iki işe yarıyor. Bir kaçakçılık yap bana. Pardon üç işe yarıyor. Savaş, bordo, bordolama ve hub oluşturma. Oraya bir yaşam alanı kuruyorsun. Hani devasa bir gemi yaptığında mesela ııı ee, Weapon benchinden tut da şeyine kadar yani ihtiyacın olan her şeyi yapabileceğin bir yaşam alanına çeviriyorsun. Hani bu gemi benim evim tarzında hmm. bir ev tasarlıyorsun. İşte içeriye kurulları, işte arkadaşlarını atıyorsun. İşte kaptan kabini yapıyorsun kendine. Silah geliştirmeler için illa outpost'a veya bunun olduğu yerlere gitmene gerek kalmıyor. Oyun içerisindeki her şeyi toparlayabileceğin, aslında her şeyini, her işini görebileceğin devasa hub'lara dönüştürüyorsun. Kışla çiftler merkezi aynı bu. şey aslında yani. Çünkü kışla merkezinde de bir odam var, sınırsız evet. sandığım var, alt katta da tesisat var aslında. Geminin bir de şöyle bir faydası var. Gemide olan envanterin her yerde kullanılabiliyor. Okey. Yani şey olmuyor mu? Olmadan. Ben gemide bir şeyleri değiştiriyorum. Bu sayede kombatta daha hızlı, daha çok, ağır oluyorsun. Çok çok daha etkili. fazla roket. Onlara gerçekten kasmışlar. Mesela <laughs> sol tarafta bir denge var. O senin manevra kabiliyetini, elusive maneuvers dedikleri şeye etkiliyor. O mesela hmm. çok aşağıda kalırsa yani geminin orada gövdesi var hull o sağlığı geminin sağlığı çok yüksek oluyor ama manev manevra kabiliyetini kaybediyorsun, engine hmm. atıyorsun o engineleri sınıflamışlar işte ama onları kullanabilmek için senin pilot lisansını yükseltmen lazım o da bir yetenek. Omar'ın Dogfight'lar yani. Ben çünkü bir iki tane girdim Dogfight'a. eh eh de ama belki oyunun başı diye. Zaten en büyük sorun bu. Yani bu şey demek değil. Oyun 30 saat sonra açılıyor değil ama Bethesda'nın her oyununun başında bir şey olur. Bunda Hı. yok. Bak o konuda hakikaten ben tamamen sıfır bir kafayla girdimler. Yani hiç kimse ben oyunu oynadığımda ne olacağını bilmiyordu. Ben o anda biliyordum. Ama mesela sen ve birçok oyuncu oyunu başlarken da inceleme puanları ortadaydı. Ee, oyun hakkında çok aşırı konuşmalar, tartışmalar vardı. Yani ister istemez bir ön yargı vardı ve bu ön yargı kesinlikle beklenti etkiler bir oyuna girdiğinde ve o işte Skyrim'e girdiğinde bir arabada başlıyorsun, ihdam edileceksin, ejderha geliyor, ejderhadan kaçıyorsun. Aa nereye gideceğim? Oradan başka bir şey geliyor. Bir aksiyon var. Oblivion'ı düşündüğümüzde bir anda hiç tanımadığın adamlar sana böyle yanında Koskoca imparator var saldırmaya başlıyorlar. Tabii. Ya niye saldırıyorlar ne oluyor? İmparator diyor ki ben seni rüyamda gördüm. Dayı sen beni rüyanda nasıl gördün? Morrowind mesela yine böyle sakin başlıyordu. <laughs> o da mesela aynı şeylerle zamanda yüzleşti. Yani Tabii. Ee, o baş hukuk de... olayına kesinlikle katılıyorum senin çünkü. Ee, de veya diğer aslında bütün Bethesda oyunlarında Fallout 76 dahil şu vardı bence o da kaybolmuş. Ben Bethesda oyunlarında genelde şöyle yaparım. Haritada bir yerde ana görev çıkar. Ben mesela şeyde çok hep söylediğim şeyde Oblivion'da ben şeyi hiç yapmıyordum acı. Gidiyorsun da böyle imparatorun torununu buluyorsun da al bakalım Martin, aslanım diyorsun. He. Kolyeyi veriyorsun. Kolyeyi verince görevi. portallar açılmaya başlıyor ya. Ay Abi ben niye ezbere biliyorum bunları Allah kahretsin. Kuoça Biraz giriyorsun işte. Hero of Kuoç oluyorsun ondan sonra Martin'de i̇şte, bir tane onu hiç Martin'e teslim etmiyorum. Çünkü onu te Martin'e teslim etmezsen hiç portal açılmıyor. Dayadralar evet. gelmemeye başlıyor. Evet. Sen de böyle rahat rahat Oblivion'da bütün o alemleri geze geze oyununu oynuyorsun. Her şeyi bitiriyorum, sıkılıyorum. O zaman al Martin, hani, o endgame artık benim için. O zaman veriyorum tamam mı? Ve ben bunu Bethesda oyunlarıyla ilgili çok severim. Adam beni zorlamıyordu şeye. Ya mesela şu an beni şey bile yordu. Adam sana saati satıyor. biliyorsun <laughs> trene. Tren de seni o şeyin önüne tükürüyor. Adını söyle. Kaşifler loncasının. Hadi bakalım gel kardeşim ya e, yani keşke deselerdi ki al abi bu uzay gemisini biz baygınlık geçiriyoruz iş istersen bizi bulursun ve ben hiç oraya gitmeyeyim ve hiç başlamasın anladın mı yani eğer bana deseydi ki sen gitmek zorunda değilsin abi bilmem ne gezegendeki bilmem işte Constellation ekibine hatırlamıyorum bile ben isimlerini bu arada gitmeye gerek yok diye biliyorum ben ya e robot veriyor yanına ha tamam canım yani companion veriyor tamam işte gitsin kompleyin falan istemiyorum kardeşim. Hiçbir şey ha. istemiyorum. <laughs> Saatini de istemiyorum. Hiçbir şeyinde istemiyorum. Yani beni bir salın yani. Beni bir türlü salmadı. Bak ben bir de ona da gıcık oldum. Sonra gidiyorsun ben mesela oraya niye gittim biliyor musun? Yemin ediyorum robotu teslim edeyim diye gittim Çünkü bu sefer bizim robot nerede diyecekler. Al dedim robotu bıraktım. Alma hadi bakalım bu sefer sarı kız gelecek seninle. İstemiyorum kardeşim. İstemiyorum ya. Git ne haliniz varsa gör. Ben bir tane maden kazıp base kuracağım abi falan. Yani Yok onu da izin vermedi beni bir sıktı orada yani tamam mı? Ha belki de aşırı Berat'a ters gitseydim almıyordum belki de işte açıkçası ters de gitmedim onu söyleyeyim. Çünkü yayındaydım bak aslında öyle bir şey var yayında hani millet de görsün filan diye oynuyorum ya birazcık. Ama bir yerde bir opsiyon çıkart tamam kardeşim beni sal diye beni bir salmadı. Oğlum ilk görevle ilgili ben hala şeye takığım ya Berat diyor ki aman abi işte korsanlar düştü peşimize sen kaç git bizim pusula derneğine yazıl. Yörüngeye çıkıyorsun. Robot diyor ki abi sen Berat'ı sikleme. Gel biz gidelim korsanların başını öldürelim diyor. Gelip korsanların başını öldürüyorsun. E sonra gideyim Berat'a vereyim ben gemisini. Mesela anladın mı? Al lan gemini. Ben öldürdüm korsanları. başını. Aslında gemiyi teslim etmeye ek gidiyorsun. Olay o orada. Aslında Berat yok abi gidiyorsa. o zaman? Ya yani neyse bir böyle yani be, ya Berit neden yok? Sonraki görevde görürüm. Berit'i de korsanlar kaçırıyor işte yolda gelirken gerizek <laughs> E işte ben öldürmüşüm halbuki. Gideyim Berit'i de alayım yani anladın mı? Ya böyle bir o tutorial şeyleri de beni bir yordu Biraz abi. Biraz öyle dediğim yani... gibi yani o kancayı vermiyor sana. Skyrim'de direkt ejderhaları açmadan oynamıştım ben ilk oynadığımda. Çünkü bilmiyordum gidilmesi gerektiğini. Riverwood'da i̇lk abi. Ben Eşim oraya, oraya buraya gittim abi. White Run'a gitmedim. Ee, Yalbalgruf'a haber vermeye hmm. gidiyordum. Ondan sonra işte sana Dragon Stone görevini veriyor. Dragon Stone alıyorsun. Ejderha geliyor. Ondan sonra asıl Skyrim başlıyor ama ha sen Riverwood'a gittiğinde zaten daha giderken yanındaki karakter diyor ister benimle gel, ister gelme. O yes. mağaradan çıktığın anda ben ilk oynadığım abi 40 saat geçti dedim. Bende herhalde bir sorun var. O zaman böyle internet de şey değil. Sosyal medyadır, YouTube'dur, Hayır. rehber, hiçbir şey yok. İnternetten görmüştüm Fusrodağı da öyle merak edip abi, dedim, açmıştım. 40 yani saat boyunca 40 saat boyunca bir tane ejderha görmedim ben. Bir olduğunu gördüm hmm. dedim herhalde dedim çok sonradan gelecek ejderhalar yüzde bul olmam lazım. Sonra bir anda kafam at. Ben dedim bir ana görev yapayım artık bir tane. Aa ilk görevde bir baktım artık adım başı ejderha gelmeye başladı. Ayıdan Aha. kolay ölüyorlar falan. <gülüyor> <gülüyor> o olayda hani net katılıyorum. Çünkü sen bir oyuncusun ve ben o zaman kendimle çelişirim. Hani ben çünkü ön yargısız ve Bethesda oyunlarını zaten hani binlerce saat oynamış bir oyuncu olarak ilk başta evet bu beni rahatsız etmedi. Çok yapıyı sen de biliyorsun gerçi ama ister istemez sen diğer oyuncular gibi direkt başlıyorsun oyuna. Oyun konuşulmuş belli bir noktada. E sen ne sunuyorsun bana kardeşim? Hani rol yapma mı sunuyorsun? Ne sunuyorsun? Senin bir hakikaten bir beklentin de oluşuyor ki bu haklı bir beklenti bu arada. O Skyrim'de ve Oblivion'da özellikle o verdiği o giriş hissiyatını kesinlikle verdiğini ben de düşünmüyorum. O konuda gerçekten haklısın. Keşke şey yapsalardı yani. Ben sana söyleyeyim bak. Madenlere biz gidiyoruz. Maden, madenlerde böyle gıy gıy sesleri duyuyoruz. Böyle bir zorlanıyoruz, bir şey oluyoruz. Tamam mı? Orada bize çok basic bir tane güç vereceğim. Ya böyle bir an hızlı hareket etme. Yok kısa bir an kombatı yavaşlatma. Çok basit bir tane özel güç vereceğim. Madenci teyze de diyecek ki oğlum diyecek ki, sen bir şey oldu sana. Başkentte bir doktor var git ona görün. Lap atacak quest oraya sonra bizi salacak tamam mı? Bak o böyle mi? çok. Ciddi. asıl mesele ne biliyor musun Emin? Saat satmaları lazım kanka. bak. Bak ciddi söylüyorum. Yemin ediyorum sana bak gülme. Seyirci de gülmesin. Bak bunlar Fallout 4'te de Fallout'un um 76'sında da Bak onu demesen onu demesen yukarıda Pipboy boy duruyor çünkü. Ha, anladın mı? Pipboyları boyları sattılar mı millete? Sattı, sattılar. Yani. Böyle, Böyle de oynattılar bakayım. bana abi. Pipboyları boyları sattılar mı millete? Sattılar tamam mı? Şimdi ben sana soruyorum abi bu herif pit boylara satışından kaç para kazandı sende Şu, ya? Bana sattı yani, yani sonuçta. Türkiye'den Eminç daha sattı pit, abi. Pit boylu edition kaç para kaç katıydı oğlum normal? <laughs> yok o kadar, eski, yani. Eski, o kadar fark yoktu abi. Tek 120 dolardır abi 60 dolar dedi de yani, 120 dolar. Yani o vardı. Ben tabii günümüz Türkiye'siyle düşündüğümden algım. Ben ne zaman aldım? Ben birazcık da geç aldım bu arada. O zaman öyle artmıyordu fiyatları geç olduğunda. 450 liraya almıştım. 2000 17'de. 450 lira ya. 2017'de. Ne kadar 200 dolar vermiş misindir? Ya vermişimdir abi. 200 150 dolar. 150 dolar diyeyim. Hadi ben şimdi chatte yaz, şeyde yazarlar, yorumlarda yazarlar da. Adam şimdi 60 dolarlık oyunun yanına plastik şey koyuyorum diye 150 dolara sattı mı millete? <laughs> sattı. Şimdi ne yapması lazım? Fallout'ta ne var? Vault Devolver var. Herkes Vault Devolver. Ha tamam çok iyi. Ulan diyorlar hemen kafa nasıl çalışır pazarlamacı kafası işte kusura bakmayın. Ben de bu tarafım benim çok çalıştığı için bazen art niyet okuması kolay yapıyor. Böyle Sen oluyor. Sen reklamcılık kökenliydin değil mi abi zaten? Tabii, Destek Yani şimdi tabii. E, tabii ben o yüzden marketingçiler nasıl götlük yaptığını <laughs> çok daha iyi hissediyorum. biraz onu sinirleniyorum. Bazen niye sinirlendiğimi anlamıyorlar. Çünkü şey şöyle oluyor. Abi diyor şimdi Starfield'in girişinde adamları özgür bırakırız ama ne satacağız o zaman? Ne satacağız abi? Aa ulan doğru söylüyorsun. işte... Ulan halbuki yani yemin ediyorum oyunun bir yaşında bize Barret'ın o saati verip de bizi hani böyle adam takıyor koluna hm! falan diye böyle falan. Yemin ediyorum full saat satmak için kurulmuş bir düzen terdi. Ki bence gerek de yok ya. Yani gerek neden yok gerek yok? Abi. yok? Çünkü gerek artık yok. sen 3 tane kutu çıkar 3 tane artık... faction'ın farklı kutularını yine seyirci alacak abi zaten. Millet zaten alacak hani yani. insanlar artık ben mesela collector edition arada hani Zaten oyunlar rehber ürettiğim için bana erkenden geldiğinden birçok oyuna zaten hani halen ücretsiz erişiyorum. Erişmediğimde de hem PlayStation Extra'm var, hem zaten Game Pass Ultimate var. Çatır çatır oraya da oyun geliyor yani oynayacak oyun her zaman buluyorsun. O bir dert değil. Onu onu bıraksan backlog'umuza dönsek abi biz belki 10 yıl oyunsuz kalmayız aslında. Onu da düşünmek Tabii. lazım. Ama Bunlar ben seviyorum. Bunlar şöyle düşünmüşler. Oturmuşlar böyle Abi Skyrim'de çok büyük bir hata ettik. Ana karakterin üzerinde sabit bir obje yok. Oradaki Collector's Edition'da bir şey satamadık abi. Ejderha figürü sattık. Ejderha figürü her yerde var. Bize <laughs> özel bir şey üretmemiz lazım abi. Ne olsun ne olsun falan. Ya bu kafayla oyun yapmayın abi. Yani Allah aşkına sen beni sokma o ana göreve. Bak çünkü benim bahsettiğim başlangıcın bir ayıbı var mı? Madenlerde kazanı geçir. Madenin başı desin ki her şehrede bir tane şey koy her yerleşim bölgesine. Bir tane vapur gibi dolmuş gibi bir düzen koy yani. Git oraya ver 100 kredi para. De abi ben şuradan şuraya gideceğim. Bir Firefly dizisinde falan her yerde vardır ya adam gelir böyle kamyonuyla delikanlı nereye gideceksin abi New Atlantis'e gideceğim. Ateşle bir 150 kredi. Şu herifle de yola çıkarsın. E geminin pilotu da o herif olsun. Aynı Jedi Survivor'da falan olduğu gibi. İlla sen yapma pilotluğu. ve de seni o sırada korsanlar bordalasın. Sen bir de onlarla çatış. Yenilirsen onlara esir düş yenilmezsen herifler New Atlantis'e git. Ben çok daha güzel bir Starfield başlangıcından bahsediyorum. Bak sana şu anda. Yok, oyunun Bunlar başlangıcı, ya yani başlangıcı kesinlikle, yani bu, bunu tekrar söylüyorum arkadaşlar şey gibi değil. Çünkü şu da var, e, bu da insanları tetikliyor farkındayım. 30 saat oynayın açılıyor öyle bir şey değil. Hani zaten bir RPG oyunundan veya atıyorum yetenek geliştirdiğimiz bir oyun zaten hani belli bir süre oynadıktan sonra yetenekler oturduktan sonra açılır. Hani bu genel bir şey ama hani o başlangıçta oldun geliyor, saldırıyor, zindanlarda koşuyorsun, bir şeyler oluyor. Aa, ne oluyoruz derken bir anda seni açık dünyayı bırakıyor. Dayı ne yapıyorsan yap diyor. Oblivion'da aynı anlattım aynı şekilde. Hani bunda seni bir ilk iki saat özellikle kilitliyor oyun. Hani diyor ki bunu 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 yap ondan sonra serbestsin. E, bu da sana gelmeyebilir abi. Yani çok net. Ben her şey, en sevdiğim sözlerden biridir. Yani ben bunu reddedersem zaten kendimle çelişiyorum. Ee, Nintendo Amerika'nın başkanı bu Mario 60 şey Super Smash Bros'u tanıtırken şey diyor hani oyun eğlenceli değilse biz neyi tartışıyoruz diye bir sözü hmm. var çok min bir sözdür hani ne, ne neyi tartışıyoruz öyle bir olay yani eğlenmiyorsan o anda oynadığın oyundan zaten hani senin için pek bir anlamı yok atamadıktan sonra da bir de kıl olursun zaten oyuna <laughs> devamı da gelmez ben çok şeye düşmüştüm <laughs> klasik oblivion gibi yapacağım hani bunlar bana bir yerde bir görev verecekler devam abi ya diyeceğim Yürüyeceğim ben işime bakacağım. 65. seviye olunca ne oldu lan sizin bir görev vardı falan diye gideceğim o zaman diye düşünmüştüm. Benim çünkü bütün Bethesda oyun deneyimlerim o. Ama bu sefer bunu yapamıyorlar. Çünkü bir saat satmaları lazım. İki sana bir tane uzay gemisi vermeleri lazım. Ki sen o uzay gemisiyle bir yerden bir yere fast travel yap değil mi? Hı hı. Abi toplu taşıma var mı şu an uzayda? Oyunda kargo olarak taşıyorsun birilerini ama genel olarak şey yok. Sen birileriyle gidebiliyor musun yok. bir yerlere? Efendim? Sen birilerinin gemisiyle bir yerlere gidebiliyor musun? Hayır. Hayır. Niye? Hiç rastlamadım. Hiç rastlamadım. Niye? Hiçbir fikrim yok şu an. <laughs> Mekanik olarak imkansız mı? Değil. Mekanik olarak yani. Değil abi zaten festival. Sahilde bir tane adam bulacaksın. NPC ben modlayarak koyarım. Şeyden sonra. diyorsun, kendim diyorsun kendim değil mi? Bu, hani şehirleri gezmek için koruyor kullanıyorsun. Aa, evet şehirlerin oraya bir tane kulübe. O kulübenin içerisinde de bir tane şapkalı eleman. Değil mi? Ya Morrowind'deki böcekler işte abi. Onu söylüyorum yani işte hani diyecek bu efe buyurun beyefendi nereye gideceksiniz? Ya kardeşim New Atlantis'e gideceğim. İşte bir tane ara mı? New Bu niye yok mesela? Oyun direkt gemiyle başlatıyor seni ve gemisiz hiçbir şekilde bırakmıyor bu arada. Geminin olması gerekiyor oyunun. Hani kendi kuralı içerisinde bir tane gemin olacak. Ne yaparsan yap bir tane gemin hep duracak. Eşke orada o gemiyi yani. mesela 6. saatte alıyor olsaydık da. O zaman millet küfür ederdi ama ya bence. Etmezdi işte. Ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şu an Starfield'ı sevmiş tayfa etmezdi. Benim gibi No Man's Sky tayfanın eline, elinin altına gemi verince daha kötü oldu bak. Çünkü ben gemiyi aldım ya şey oldum böyle. Ooo tamam. Basıyor muyuz <laughs> abi? Yo basmıyoruz abi falan gibi oldu. Hayda falan oluyorsun. Çünkü şu an yani No Man's Sky'de benim hala en keyif aldığım şeylerden bir tanesi. Yörüngeye gir çık. Ulan mevzu çıktı dur atlayayım gemiye kaçayım. Ya yani, mevzu çıkınca atlayıp gemiye kaçma var abi No Man's Sky'de. Yani o kadar seviyorum ki gidiyorsun aydutların kampına. Ta 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 töte herifler bir el bombası atıyorlar. Allah'ım şaşıyor. Koşuyorum gemiye kadar. diye <laughs> <laughs> kaçıyorum yörüngeden. Yörüngeden vurup herifleri geri iniyorum sonra. Çünkü gemi benim şeyim gibi atım gibi bir şey yani. Hani Tabii bir gemi yok ol, Gemin olmadığı anda ve bir yerde nereye gideceğini bilmediğin anda o kaybolma hissini de isteyen bir Evet bak. No, no Man's Sky, Sky olayı o. gemisiz olmaz yani. Kayboluyorsun. Starfield gemisiz olabilirdi yani. Starfield? E, no Man's Sky'da mesela Rover da çıkıyor bir süre sonra gezegen yüzeylerinde geçmek için araç. Onu bir alıyorsun zaten oyun bambaşka bir keyifli oluyor. Bir anda adamın sonsuz gezegen üretmiş olmasının keyfini inanılmaz yaşıyorsun yani. Ben bir şey çok yani... eleştirdim ama Starfield'da bak. Araya girmiş Hı -hı. olacağım. yok tabii tabii. Böyle oynarken 20. saatte fark ettim. Dedim niye hiç su yok bu oyunda? Bak bu eleştiri ben hiç görmedim, hiçbir incelemede görmedim. Yani Ama dedim, var. buz olarak var abi. Hayır can. Sen akarsu Sen... gördün mü herhangi bir gezegene indiğinde veya bir yerde? Ha şöyle akarsu Gör, gördün mü? Deniz gördün mü? Denize indin mi? Göl ve deniz var. E denizden altta base kuruyorsun emin artık. Nasıl ya? No Man's Sky'da artık denizaltı var. <laughs> Ondan bahsetmiyorum ben Starfield'dan bahsediyorum. No Man's Sky'da var zaten. Aa özür dilerim. Su, tamam, pardon, hatta ben suyun de diyorum. yanına belli şeyler koyman gerekiyor. O çok eskiden beri tabii var. Hani Deniz tamamen mesela ben şeyi çok istedim. Ee, ya yani Kesinlikle bunu atlamışlar şey yapmamışlar yani bilerek koymamışlar. Belki ileride falan getirirler ederler. Benim oyunda gerçekten hani gerçekten en çok eksikliğini çektiğim şey ya denizaltına hakikaten deniz denizaltına kurayım, deniz altındaki yaratıkları Hı -hı. kategorize edeyim, oradaki işte zindanları gezmeye çalışayım. Ya da en azından şeyi vardır o Skyrim'de işte Riverwood'a giderken akar su böyle nazik nazik akar. Ha. High rotnerdan böyle şelale şeklinde böyle dağdan kaynak dökülür. Onun bir görsel bir hazzı var. Tabii. Onun eksikliğini çok çektim. Çok karasal bir macera. Hani Tabii. bunu neden eklemediklerini veya nasıl bir sorunla karşılaştıklarını bilmiyorum. Ben hakikaten game designer değilim şey değilim ama bu benim gördüğüm çok büyük bir eksiydi Starfield alakalı. Yani tek şikayet ettiğim şey neden insanlarla takılmadı ha? Kimse de takılmadı buna ben ona çok üzüldüm. Hiçbir incelemede ben görmedim ki ya bu oyunda niye su göl yok? Akarsu Abi yok oyunda daha araba yok ama işte bak şimdi yani anladın mı? <laughs> ya Şu arabasızlık insanları. ama bak arabasızlık şundan koymuyor e, ee, hakikaten ya belli abi, bir yıl noktada olmuş yürüyerek gidiyoruz her yeri yapmaya. Yok ben uçuyorum abi. <laughs> nasıl ben, uçuyorsun? ben havada geziyorum abi. Jetpack arkada uça uça gidiyorum ben. Ben, abi, ben de şeyi o, bekledim. Oyunda... Başta bir robot verdiler ya bize. O robota bineceğiz zannettim. O ya robota da sorun, binilmiyor. Diyorum ya bak sorun şu. Yani Bethesda yani hang, nasıl niye bunu böyle dizayn etmeyi tercih ettiyse Yaşlılar yaşlılar. Oyunun başında şey yapmamışlar. Biliyorum. Hani oyunun ya başında ya gelsin oyuncu bir kapayım onu. Hani ben bunu yapıyordum değil. Normal hani zaten her oyunda olacağı gibi geliştikten sonra bir oyun dünyasına hükmetme olayı var. Ya o inanılmaz hmm. keyifli. Ya şeyi düşünmüşler mesela. New Game Plus'ı şu ana kadar Dark Souls 2'den sonra benim New Game Plus'ın en çok keyif aldığım oyun Starfield. Ha anlatsana biraz. Ben oyunun ilk Buraya 10, 10 bir saatinde olan bir spoiler olarak. koyalım. Buraya bir spoiler Hadi koyalım. koyalım abi. Spoiler Hadi şeyimizi verelim. Yeniden kayda girdim. Oyunu bitiriyorsun. Senin için bir sorun olmaz herhalde anlatmam etmem. Yani, o Allah için anlat, belki zaten. merak eder oynarım yani. Ben. Oyun. Belki e, de. Hemen. Bir noktada çoklu evrenlere bağlıyor. Çünkü tanımayan bir varlık geliyor senin safına kendisinin hunter olduğunu söyle ve seni avlamaya çalışıyor. Neden olduğunu hmm. çözmeye başlıyorsun. Peşinden, e, artifactlerin peşinden gitmeyeceksin diyor. Ki bu senin yararına değil. Ardından seni oyun bu şekilde yönlendirirken NASA'nın Grav Engine denilen bu oyundaki işte atlamayı gerçekleştirdiğimiz cihazın üretildiği yere götürüyor ve Old Neighbor dünyanın nasıl yok olduğunu öğreniyorsun. Olay da şu Grav Engine'in yarattığı yer çekimi dalgaları yüzünden ayda yapıyorlar bu testleri. Dünyaya bir zarar gelmesin diye ama o kadar güçlü ki bu yankılar ve yer çekimi kuvvetleri. Hani nasıl bir kara delik eğer işte bizim galaksimize çok yakın bir yerde oluşursa bizim galaksimiz bundan etkilenir ya. Aynı etkiler yüzünden dünya da etkileniyor ve manyetik alanını kaybediyor. Manyetik alanını kaybettiği için de Settle sistem işte dünyadaki insanlar 50 yıl içerisinde dünyadan çıkartıyorlar ve dünyayı bir boş arazi haline getiriyorlar. Bunun yolu buna çıkar diyor ve Hunter sürekli seni oyun boyunca kovalamaya başlıyor. Bir tane nemesisin oluyor. Ve oyunda rastgele gelmeye başlıyor bu. Nasıl ejderhalar olur ya. Giriyorsun mesela bir artifekti falan bulacaksın edeceksin. Saçma sapan bir yere giriyorsun. Tak diye bir tane Hunter geliyor. Seni vurmaya başlıyor. Sonradan bunu anlıyorsun ki bunlar oyunu bitiren diğer oyuncular. Hani oyunu bitirdiğinde çünkü çoklu evrenler teorisine giriyor direkt farklı farklı evrenler var. Farklı evrenlerde farklı sonuçlar var ve oyunu bitirdiğinde sana bir seçenek sunuyor. Ana karakterini görüyorsun. İlk defa konuşuyor, sesi var. Kendi karakterin. Diyor ki ya geri dönersin diyor ve her şey olduğu gibi devam eder ya da yepyeni olasılıkları yepyeni bir şekilde deneyimlemek istersin. Bu Normal Sky soru değil mi oğlum bu? Normal Sky'daki gibi değil. Normal Sky çoklu evren değil. simülasyonda olduğunu fark ediyorsun. Aslında uzayda değil. Simülasyon ve simülasyonun etkilerini görmeye başlıyorsun. Starfield'da sonraki evrene geçtiğinde bu sefer abi mesela ana görev için direkt seni şeyde başlıyor. Lodgin önünde başlatıyor. Pardon. E, Jameson'un üstünde başlatıyor. Senin O seni kovalayan hunter vardı ya. Hı hı. Starborn deniyor bunlara da. O gemiyi sana veriyor oyun. Aynı zırhı giriyorsun. Hiçbir silahın yok ama tanımlayamayan bir gemi görüyorlar. Bunu konuşuyorlar. Hani neyse in diyorlar. Loja iniyorsun. Bir önceki evreni geride bıraktığın için yeni evrendeki constellation'a geliyorsun ve şey diyorsun. İstersen. Ha ben ne olacağını biliyorum deyip hepsini spoil'layıp geri çıkıyorsun abi. Mesela ilk hmm. ilk yaptığın şey şu. Ben ana hikayede ne olacağını onları anlatıyorsun. Olayın sonu bu diyorsun. Ana görevi direkt siktir edip devam ediyorsun yola. Ve önceki oyunda yaptığın şeylerle alakalı yeni seçenekler açılmaya başlıyor. Mesela bir yan görevi yapmışsındır sen ilk oynadığında. Bu sefer orada Starborn diye yeni bir seçenek açılıyor. Ya kardeş hmm. sen zaten burada bankayı soymayacaksın. Ne ayak ne ne anlatıyorsun sen deyip anında adamı ikna ediyorsun. Veya diyorsun ki sen ha, okay. buna devam edersen öleceksin. Bak ona göre hareket et ha. De, o zaman şey çok yanlış atma. Keşke öyle video atsam. Şu an internette şey muhabbeti dönüyor. Hemen New Game Plus'a geçin. Kokarnıç bir tane video attı. Dedi ki aman ha ilk, ilk oynanışınızda bol bol kontent görürseniz ikinci de anlamlı oluyor dedi. Evet gör. O zaman geçersen doğru geçersen olan... hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı o zaman yok. evet çünkü Starborn olarak yaşaman lazım ki ikinci de müdahale edesin. Hmm, İkincide evet, de gerçekten böyle o evreni etkilediğini yani bayağı uğraşmışlar etmişler. Ufak tefek de olsun bir yerlere bir, bir yerlere hep bir şeyler gizlemişler. Bomboş geziyorsun başka bir Starborn görüyorsun. Sana selam veriyor birbirlerini tanıyorlar. Burada seçeceğin yol da işte ilk başta sana bağlı. İki kişiden birini seçiyorsun işte. Ee, ya daha pasifist bir Starborn olmayı ya da daha işte diğer bu constellation üyelerini avlayan biri olmayı seçiyorsun. Zaten şey diyor. Ben seni diyor yüzlerce kez öldürdüm diyor peşindeki adam. Ve atıyorum kendini görüyorsun ediyorsun. Yani güzel böyle dokunuşlar var ama hani bunlar bir şey yani çok sonradan gelmeye başlayan şeyler evet. ve çok oynadıktan sonra tadını çıkarttığın şeyler o oyuncuyu tuttuğun zaten senin bir ilk iki saat. ilk iki saat çok önemli. Yani Steam'de bile hani birçok oyun bile hala ilk 20 dakika çok önemli. Ha, i̇lk, 20 ha, dakika. i̇lk 20 dakika. Hatta birçok oyun bu şekilde dolandırıyor hatta bizi bugünlerde. İlk okay. saat mesela Cyberpunk'ın bir başlıyor. Allah'ım neyin hmm. içindeyim ben neler oluyor diye başlıyor. Açık dünyayı bırakıyor. Hadi su, soru işaretine so. git. Şuradan araba satın al. Ama bak Cyberpunk çıkışında Starfield'ın çıkışından daha eğlenceliydi ya. Bu da beni en çok üzen şeylerden ben biri. Ben hiç eğlenmemiştim. Ben çok üzülmüştüm. O oynadığım her anda çok üzüldüm ha. Ben Cyberpunk'ı çünkü üniversite i̇lk öğrencisi... Yok, i̇lk 5 eğlenmedin abi. Yok 5 saat çok keyifliydi. Bak ben ilk 5 saattir eğlenemedim Starfield'ın Cyber... farkındasın. <laughs> diyorum ya bak bu, bu, bu gerçekten sorun. Yani sen niye bunu yapmadın? Bak yani ileride insanlara anlatabileceğin çok güzel şeyler var. Fraksiyon görevleriyle çok güzel uğraşmışlar. Hani o evrende neden ne, bunun böyle ne olduğunu abi, anlatıyor evet. diyor. Biraz başlangıcına şey koysana ya. Berat bize kol saatini veriyor ya Allah gidiyoruz konuşmaya <laughs> şimdi. Ya birkaç seçenek koy. Baldur's Gate bak hemen yanda adam şu an Baldur's Gate'de herkes şey askerlik anısı anlatır gibi Baldur's Gate anlatıyor. Sen ne yaptın abi ben Drobo öldürdüm abi. Druidleri kurtardım abi. t kurtardım abi. Sen ne yaptın abi ben Lazer. Herkes askerlik anısı anlatıyor tamam mı? Şu an Starfield'da hiç millet birbirine askerlik anısı da anlatmıyor. Çünkü şeyin yok. E, bir de çoğu insanın başta random geldiğini zannettiği olaylar hiç random gelmiyor. Ben şu an Reddit'te fark etmeye başladım. Herkes şey diyor. Aa bana da burada olduğu olay falan diyor. Ya onlar da oluyor aslında o random eventler. Bir random bir ekran geliyor. şeye bağlı zaten. gene yüklem ekranına bağlı. Yani Skyrim'de de öyleydi. Onları tetiklemek evet. için. Gibi. Yani Red Dead Redemption'da da başta şey oluyordu ya oğlum yolun yanında bir adama yasladım İşte Yunanlı'nı emdirin bir şey oldu falan. E o adam illa çıkıyormuş herkesin karşısında bir noktada. Yani tabii anladın tabii mı? Hani tabii, o kadar da renkli değilmiş ya. Çıkıyor. Yani çok tabii hmm. nadir olaylar da oluyor. Ama hani baya böyle ilerle, ilerledikçe veriyor. Mesela şeyi çok isterdim. Bak bu Destin'in kaçırmadığı bir şeydi. Oyunun en önemli sattığı nokta hep şeydi. Çok vasat bir oyun olarak çıksa da çok iyi silahları vardı Destin'in. İlk çıktığında böyle en düşük silahlarda bir. bu silahlar insanları etkiliyordu ya Starfield'da böyle 30 levela gelince böyle artık mıknatıs etkili 20 tane mermiyi aynı anda atan silahlar falan filan gelmeye başlıyor. Çok çok iyi şeyler geliyor. Yani onların başında, başında bir tane özel hareketi olan silah, bir de özel güç başında verirdim abi. Al kardeşim diye. Çünkü adam amele oynadığını hissetmesin ve literally amele oynuyoruz ya biz. Yani şey başında. mesela çünkü millet daha süper gücün olmadan bilmeden kapatan adam var mesela. mesela Sen ben mesela hiç süper güç görmüyor. E bunu veriyor şeyde Skyrim'de tak diye veriyor. İlk saatte veriyor mesela. Olduğunun duvarına gidiyorsun. Ejderhayla ile hmm. kapışıyorsun ana görevde tak diye veriyor sana. Burada üç buçuk saat falan sürüyor vermesi. Eğer hızlı bir şekilde tak 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 gidersen. Yani bu bu, bu tercihi kim içeride düşündü etti ki Bethesda bunu iyi de yapan bir firmaydı. Yani özellikle oyuna böyle belli bir beklentiyle başlayan insanların sıkıntıya düşmesini ben bu açıdan normal karşılıyorum. Hani ben düşmedim. Ben zaten hani dedim bu oyunu ben it gibi oynayacağım dedim. Bugün oynamasam yarın oynayacağım. Bir de şeydim hani ilk girdiğimde tertemizim ben. Hiçbir şey bilmiyorum ki neyle karşılaşacağım. Aa o neymiş? Ya o kadar Aa, neymiş? Da tertemiz değilsin çünkü sen de daha başka oyunlar oynamış girdin buraya. Zaten dikkat et. Ben de kendi kendisiyle değil oyunu biraz da başka oyunlarla kıyaslayarak konuşuyorum hep. Hı -hı. Yani Mass Effect 1, 2, 3'ü ben iki kere bitirdim. Farklı Renegade ve mesela Paragon karakterleriyle. Yani yanımızdaki bir NPC'nin ne kadar karakter sahibi olup ne kadar bizim hikayemizi etkileyebildiği Mass Effect serisinin çok iyi yaptı ve bugün ilk kez Baldur's Gate'in taklit edebildiği bir şey. Farkındasın <laughs> değil mi? <laughs> Sen benim Baldur's Gate incelememi izlemedin değil mi? Yok. Yani şu an çok mutlu oldum çünkü ben Baldur's yeah. Gate incelemesinin sonunda şöyle bir şey söylüyorum. İlk en sonda böyle en coştuğum noktada diyorum ki yani bu karakterlerin hepsini ben çok önemsiyorum. Aha. Bu benim Mass Effect'ten beri yaşamadığım bir his. Ha, aynen. Deyip işte hayatım boyunca oynadım en iyi RPG deyip bitiriyorum Baldur's Gate incelemesini. Aynen o yönden hoşuma gitti. O konuda kafamız uyuşması iyi oldu. E, i̇şte bak ben yani. mesela şimdi bu devirde Starfield'dan bunu bekliyorsam haksızlık mı ediyorum abi Starfield'a? Anladın mı? Yani şu Serhat'tır, Robot'tur, Barrett'tır, bilmem kimdir falan. Bunlar da memorable birileri olsun ya. Fallout'ta şey yapmış mıydın? Sen yancıların görevleridir. ilerleme olayını hiç girdi mi? Hep tek mi takıldın? Fallout 4'te. 4'te tek takıldım hep ya. Çünkü bir tane böyle gazeteci kız gibi bir şey verdiler yanımıza. Aşırı bayıktı. Bir tane robot dedektif verdiler. robot ne anlar dedektiflikten? Bunlar zaten terörist dedim. Robotla vurdum. Ya şey var. Bu, ha bir tane Ogre almıştım yanıma bir yerden sonra. Ogre <laughs> <'le> gezdim. Ha. <laughs> <laughs> ya bu Süper Mutant vardı bir tane manyağı teki onunla Evet evet aynen onunla gezdim. <laughs> ya şöyle ben Companion'la gezdim hep oyunda. Çünkü Fallout 4'te şey sistemi getirdiler ya senin eylemlerine göre liked diyor. Hmm. Ve bir süre sonra sen de konuşmak istiyor yanındaki karakter. Bunda da o sistem var. Tabi Constellation çok iyilerin olduğu bir grup olduğu için. Genelde böyle iyilik kokan şeyler falan yaparsan falan da hoşlarına gidiyor. Mesela şey olayı var. Ben Andrea diye bir tane karakteri aldım yanıma. Constellation'da. Çok da güzel bir arkadaşımızdı. O yüzden gelsin de istedim açıkçası. Ee, Andrea mesela bir noktadan sonra böyle bir şeyler anlatmaya başladı. İlk başta hani ne güzel işte keşifler yapıyoruz ama şey diyor. Ya ben bir şey anlatacağım ama anlatmayacağım. Dur bakayım senin dilini çözeceğiz dedim. İlerledim ilerledim. Bayağı da güzel şeyler çıktı onun olayından. Yani karakterleri de aslında şey yapmışlar. Güzel vermişler. Onu da söyleyeyim. Hani hepsinin böyle bilmediğin tuhaf bir şeyleri çıkıyor ve en sonunda işte companion görev zinciri başlıyor. E yeterince işte şey yaparsan bu eee dossier mission'lar vardı ya Mass Effect 2'de. Sana Hı -hı. sadakat görevleri diye geçiyordu o ona benzer görevleri oluyor karakterlerin. Hani belli bir süre onlarla takılıp onların hoşuna gidecek, onların açılmasını sağlayacak ve diyaloğunu ilerletirsen belli bir görev zinciri veriyorlar ve onun geçmişine dair bir şeyi çözmeye çalışıyorsun. E, Fallout 4'te de benzerdi ama Fallout 4'te biraz daha kısırdı. Çok otomatik oluyordu bu. Onu güzel yedirmişler bunda. Keşke şey yapabilsek yani. Gemiyi büyütüp onların hepsine bir oda verebilsek, yerleştirebilsek var mı öyle bir şey? O da veremiyorsun, crew olarak atıyorsun. Onları da belli yerlere zaten atıyorsun. Mesela, e, yetenekleri var bütün takımın. Diyor ki hmm. lazer silahlarda çok etkili. Geliyorlar, içeride takılıyorlar. Zaten sen living room falan filan şey yaparsan içeri hepsinin Aha. takıldığı bir yer oluyor. Ha süper. Hepsini hepsini bir yerde takılıyor. Ona göre ayarlıyorsun. Hepsinin yetenekleri farklı. Mesela bazı NPC'lerle tanışıyorsun yine oyun içerisinde. Onlar outpost'ta daha iyi. Onlarla takılmak için, etmek için outpost'a atıyorsun. ediyorsun. Böyle şeyleri var ama diyorum ya işte ben çok oynadığım için bunlar benim için bir anlam kazanıyor ama ilk bir iki saatte insanlara en azından dediğin gibi bir güzel silah, bir güzel yetenek, onları böyle oyunda tutacak bir şey verilseydi o kısır geçen ilk iki saati insanları böyle kanca atarak tutabilselerdi yani birçok insan hani A bu oyunda ne varmış diye devam ederdi. Yani ee, bir de şey bak. Mesela beni düşüren şeylerden bir tanesi de şu oldu. Dedim ya oyunun fast travel'lı uzay yapısı gereği veyahut da sana toplu taşıma ile bir yerden bir yere gitme imkanı vermemesinden <laughs> falan ötürü hemen sana fast travel gemisi veriyor ya bir tane. Aha. inan ben şey yapardım. Barrett'tan daha saati alıyoruz ya. Binmezdim abi gemiye. La şöyle yürüyeyim. Bana ne? Bir sonraki otobüse binerim. Çünkü ben ömrü hayatım boyunca bütün Bethesda <laughs> oyunlarında şey yaptım. Abi işte imparatorun oğlu şurada. Ya ben, ya ben, böyle yürüyorum. İşte veyahut da aman abi koş oğlunu kaçırdılar. Ya ben böyle yürüyorum ne olacak susun. Ve bütün Bethesda oyunlarında şu oluyor ya. Sen hakikaten yani böyle yürüyorsun. Ve illa bir şey çıkıyor abi. Ya görev çıkıyor ya faction çıkıyor ya gizem çıkıyor ya mağara çıkıyor ya mağaranın içerisinde environmental storytelling çıkıyor bir şeyler çıkıyor. Burada öyle değil. Burada adam sana şey verene kadar ya da hiçbir noktada bu çıkıyor mu artık emin de değilim. Çünkü prosedürel yaratılıyor ya senin gezegenlere indiğin noktalar. Tam değil. Ya Genel ben mesela şey, şey yaptım. E, mesela şey yaptım ben o. Bir tane dünyanın en sıkıcı başkentine gidiyorsun ya. Bu arada o başkent New çok Atlantis. kötü kardeşim ya. New Atlantis. Haritası yok hiçbir şey yok. Neyse. <laughs> çok kötü abi. O harita da çok kötü bu arada gerçekten. Neyse New Atlantis'te de dedim ki dur abi ben Esküs'ü şöyle yürüyeyim dedim. Oğlum iki dakika yürüyorsun orman her yer zaten. Öyle bir New Atlantis'te o kadar büyük bir yerdeymiş ben anlamadım. Şöyle biraz yürüdüm. Ormana çıktım böcekler götümü yedi anında hemen şehre geri döndüm. Şey de alamadım yani. <laughs> Ulan şöyle yürüyeyim. Aa abi mesela hatırlıyorum ben. Hangi oyunda da Oblivion'da mıydı neydi? Bir tane şehre tam gireceğim. Dur dedim lan şehre gireyim şöyle yürüyeyim. Ulan bir yürüdüm. Brother Roof of bilmem nenin gizli geçidini buldum yer altına inen tamam mı? Ya, fark Hep etin böyle dışındaydı şey. evet. Heh. Hep böyle bir şey olurdu. Ama tamam giremiyorsun mı? soruyor soruyor. Ee, ne, ne vereceğiz cevap yok. Ha, ama şey diyorsun yani lan dur bak burada bir şey var falan oluyorsun yani. Hani bir Böyle bir tamam lan burada bir olay var diyorsun yani. Burada o da yok abi. Dur biraz şöyle yürüyeyim dedin mi? Abi yürü vallahi oralar prosedürel sen bilirsin. Gel ama sıkılma muhabbetine dönüyor yani. En azından ben öyle <laughs> benim için öyle oldu yani. Ya yani dediğin %50 doğru %50 daha farklı. Gene bunlar çıkıyor. Tabii şey olmadığı için o yorumuna katılıyorum. Tamamen oluşturulmuş bir harita yok. Belli şeyler prosedürel ama onda şey yapmışlar mesela. Bir zindan tasarlamışlar. O rastgele karşına çıkıyor. O tasarladıkları zindan. Ona eklentiler falan rastgele geliyor. Algoritmayı nasıl kurduklarını bilmiyorum. Fena çalışmıyor. Çünkü bir düşman kampına girdiğinde benim en sevdiğim yanındır o. Bir zindana girersin. İçeriden ne bok çıkacağı bellidir. Dersin ki iki dakika burayı temizleyeyim derken İki buçuk saat sonra kendini bambaşka bir yerinde bulursun haritanın. Tabii o bunda da var de, o. Ha anladın mı? Fallout'ta da girersin bir tane bilmem ne merkezine. Ulan onun arkası meğer santrale bağlanıyormuş. Hadi santralde vuruş. Santralin öbür kapısına bir çıkıyorsun. Neredeyim lan ben falan oldum benim çok olurdu yani. Vuruşa vuruşa bir yerlere gelmişim. Keyifli olurdu. O kaybolma hissi güzeldi yani şey oyunlarında. Ve test oyunlarında Bunda da daha. dediğim gibi mesela atıyorum bir Eclipse'in bulunduğu bir düşman karargahındasın. Temizliyorsun. Ha tam burasıydı diyorsun. Haritayı açıyorsun. %33 explored diyor. Hmm. Allah Allah. Nasıl yani ben her yerine girip çıktım. Bir tane kapı. Kapıdan giriyorsun. Bu sefer yer altına inmeye başlıyor yavaş yavaş. Hmm. Yer altında yeni bir kompleks çıkıyor. O mağaraya bağlanıyor. Başka bir yere haritanın diğer ucundan gene çıkartıyor seni. Ama hani dediğin gibi o harita üzerinde görüp bakmak farklı. Çünkü yani insanların da belli mekânlere oluşuyor. Haritada, evet, da başka harita da Evet harita yok. Şehir yani normal oyun şeyinde Oyun alanındayken yani o gezegenlerdeki ceplerde çok büyük problem olmuyor çünkü pusulada görüyorsun nereye gideceğin falan belli de şeyde olmaması insanlar için benim için de mesela sıkıntı oldu. Şehirlerde, Hı -hı. şehirlerde özellikle New Atlantis'te ben şu an bile tabak ne var bilmiyorum. 20. saat gittiğimde a burada bu mu varmış şun varmış diye gezdiğimi hatırlıyorum. Daha bir şeye çok şaşırdım ben New Atlantis'te mesela yani böyle 15 metrekarelik bazı dükkanlar için loading ekranı giriyor ya. Oralarda şey oldum ya abiler bak bir problem var artık var yani falan oldu. Aslında dükkanlar bir tane Atlantis'te ama bazılarında evet dediğim gibi katları olanlar da var. Bir tane Bir tane var restorana girdim. Bak bir tane restorana girdim. Üç tane masası var abi restoranın. İçeride bir tane NPC var. İçeriye giriyorsun. Restorancı diyor ki hoş geldiniz ne yemek istersiniz diyor. Bir menü de yok. Bir şey de yemiyorsun. Dedim herhalde ileride burada bir görev var. Anladın mı? Kapıdan girdim içeride görüşme yaparken herhalde çatışma çıkacak. Buraya böyle bir harita parçacığı koymuşlar. Yardım <laughs> mı? Yani loading olan mekan var. Üç tane masa, bir garson, başka hiçbir şey yok mekanda. Sipariş veremiyorsun, alsat yapamıyorsun, masalara oturamıyorsun ama loadingle giriyorsun. Dedim yani ya bir şey var ya da Bethesda artık hani 80 adamlar kod yazıyor artık <laughs> Ben Outer Worlds'da da aynı sıkıntı yaşamıştım. Outer Worlds müydü? Outer, Outer Worlds. Worlds. Outer Worlds'de de Bethesda'daki dedelerin bir kısmını transfer ettikleri için o tarafa Adamlar Unreal 5 motorunu alıp Unreal 5 motoruna kapı loading'i eklemişlerdi. <laughs> Hadi Bethesda 80 yaşında olduğu için kapı dışında hiçbir şey tasarlayamıyor. <laughs> Bethesda'dan mezun olmuş adam da şey diyemiyor. Oğlum jetpackle uçuyoruz. Neden kapıdan giriyoruz oğlum şehre? Biz manyak mıyız? şehir dedi? duvarlı şehir var. O zaman oynadım mı Outer Wars'u? Outer oynadım. Şehirde Ama çok sıkıldım. Inmişti. Yani her oynadığımda bir 5-6 saat oynayıp kapattım. Hep Aa, Hiçbir zaman şey olmadı yani oyunu bitireyim de <laughs> şey yapayım da yani Obsidian 2D'de kendini geçirebiliyor bana. Bu böyle hmm. işte Trani'yi de çok sevdim, Pillars of Eternity de çok güzel de hani 3 boyut mesela Avowed'dan da hiç etkilenmedim. Hani Pillars of Eternity acayip dark bir evren hani çok tuhaf tuhaf şeylerin olduğu bir evren. Böyle bayağı şey gibi Kingdoms of Amalur gibi tatlı tatlı NPC'lerin olduğu güzel bir oyun olmuş. Ya umarım onlar da yani 3D'de bir, bir artık şey yapsalar, patlamayı yapsalar. Çünkü ben son 10 yıldır böyle Obsidian artık yapacak, Obsidian artık yapacak diye bekliyorum. Hani bir Obsidian gün... kafa bitmiş abi ben söyleyeyim. Hiç o Fallout New Vegas yüzünden herkesin bir saygısı var ya hala New Vegas, New Vegas. Abi New Vegas'a çok yaşanan herkese ben Outer Worlds oynamayı tavsiye ediyorum. Ben biraz vefa adam, biraz da böyle hani ulan <laughs> İşte oynayalım. O dönem oyun da yoktu galiba falan. Outer Worlds'ü canlı yayında bitirdim abi. 2.000 3.000 kişiyle başladım Outer Worlds canlı yayını son bölümünde 300 kişiyle final yaptım. <laughs> Ki 300 kişiyle final... sen 5.000'le başladın. Final ne demek? Ha. 1300 falan da son bölümde. Ben yani giriyordum arada sessiz sessiz izliyordum. Ha bak Outer Worlds'de yani final yaparken 300 kişi 300 kişi ne demek biliyor musun? Diğer yayıncılar bakar şeyler abi Sungur artık izlenmiyor herif bitti falan der. Yani aşağılara <laughs> falan düşüyorsun. Twitch'teydim çünkü ben o sırada. Yok böyle bir oyun yok abi yani. Ve ben açıkçası Arthur Rose'den aldığım keyifsizlik e, dalgalarını birebir Starfield'dan da alıyorum işte şu anda. Arthur World'de en azından world building daha keyifliydi. En azından bak. Ama gerçekten yani o da keyifli Artık 7. bilmem ne gezegenine gidip aynı yeşil köpeği vururken artık Arthur Rossi demişim ki okey <laughs> <laughs> siz yani taş kuşa değmiş Fallout New Vegas'ı bir şekilde yapmışsınız ve yapamıyorsunuz artık dedem benim yaşlanmış ya belli artık hani olmuyor olmuyorsa olmuyor ya ben demek hep lazım 3. boyutta bir sıkıntıları olduğunu düşünüyorum hani dede gibi yazınca yani yazması çünkü en rahat işi yazarsın sabaha kadar iki, bir, ikimiz oturtsunlar abi biz sabaha kadar yazarız yaz hmm. babam yaz onu animasyona çevirmek bir iş ve bir şeylerden feragat etmek gerekiyor ya. Şimdi eskiden BioWare çok güzel feragat ediyordu. İşte Dragon Age Origins'i yaparken, ondan sonra Mass Effect 1 2 3 yaparken, sonra onlar da hani <laughs> Onlar da anten, anten oldular ondan sonra. En son anten. hani onlarda şey atıyorum Casey Hudson'dan bırakıyorum dedikten sonra ben artık hani BioWare'i tamamen sildim Tabii. kafadan. Çünkü biyo kalmış içeride savaşta İsimleri kalıyor ama içindeki insanlar kalmıyor abi yani yapacak bir şey yok. Starfield ee, Starfield'da dünyaya gerçekten etkin oluyor mu hiç evrene? Evrene etkin oluyor mu? Yani helal olsun bak sen şu faction'a yardım ettin de bu oldu vay falan. Abi ben hiçbir faction görevini daha bitiremedim. Ha yapmadın. Okey. Abi yani ben 200 saat olacak, 200 saat olacak halen. Aa. Yok. Ama ben gene sınırlı etki vardır diye düşünüyorum. Hani bugüne kadar hiç yapmadılar. Ee, aynı gelenekten devam ettiler için gene çok sınırlıdır etki. Ama şeyi hissediyorsun. Ee, mesela ben ikinci gameplay'de ilkinde UC'den gittim. Sonuna kadar getirmedim. İkincide FreeStar Star Collective'den gidiyorum. UC'nin de başvurusunu yaptım şey yapmadım da bana hep böyle bir ezikliyorlar şerefsizler. Her gördüklerinde bana bir lafı sokuyor UC'dekiler. Vay bizi Bunu niye soruyorum biliyor musun? Diye. Mass Effect 2'de yaptığın tercihleri Mass Effect 3'ü gümbür gümbür değiştirip yani neredeyse yarısını başka bir oyuna değiştirdiğini hatırlıyorsundur sen. Abi Mass Effect'te olay şöyleydi bak. Ben bir çok eski bir oyun. Spoiler diyeceğim yine arkadaşlar. Yani de, ekrandaki dakikaya gidersiniz. Mass Effect'te şöyle bir şey var. Xenophage olayı var ya hı hı. bu Xenophage olayı ve e, Quarianların memleketini kaybetmesi, getlerle olan savaş birinci oyunda başlıyor. Mesela birinci oyunda Vrex karakterini eğer Paragon'san veya çok iyi Ren'e geçsen öldürmeden kurtarabiliyorsun. Vrex'i kurtarırsan üçüncü oyundaki Genophage'e direkt etkisi oluyor. Veya ikinci oyunda getlerin hafızasını silersen başka bir etkisi var. Silmezsen başka bir etkisi var. Eğer silmezsen ve paragon olarak geçirirsen en sonunda hem getleri hem kuaryonları kurtarabiliyorsun. Yoksa oyun bir anda diyor ki sana. Ranok göreviydi o. Ben ilk oynadığımda şeydi onları çünkü hiç tamamen bilmeden oynadığımdan şey olmuştum. Ya Quarion'ları seç ya Get'leri seç demişti. Ben Get'leri seçtim Hı -hı. abi. Tali böyle gözünün önünde intihar etti. Ben böyle ekrana bakıyorum. Çünkü ben şey oynadım. Mass ilk bu zaman tüneli olayını açıkladıktan... Hani birinci oyundaki seçimler ikinci etkileyecek. Ben ilk oyunu oynadım bıraktım. Hiç oynamadım. Çünkü şey yapabilirsin hani. Yepyeni olasılıkları deneyip evet. en mükemmel sonucu ulaştırabilirsin kendini Yapmadım. İkinci oyunu ondan sonra oynadım çıktığında. Yine yapmadım. Mesela Tayfamdan ölenler oldu. Yanlış seçimler... Zamanda yapamadığım görevler ve onlar üçüncü oyunu deli gibi etkiledi. Ben ne kadar etkilediğini Abi bazı bilmiyordum. Bazı NPC'ler olmuyor üçüncü oyunda falan. Ben Aha. ne kadar etkilediğini bilmiyordum. Sonra bitirdim üçüncü oyunu, rahatladım. Dedim ki evet baştan başlıyorsun Emin dedim. Şimdi dedim her bok'u doğru yapacaksın ve altı şeyi göreceksin. Bambaşka şeyler anlattı oyun. Oyun bana ha. bambaşka şeyler anlattı. Bambaşka bir şeye dönüştü yani. Keşke bu oyunda da şu olsaymış. Şimdi mesela gezegenlerde aslında sen landing yaptığında prosedürel diyoruz ya. Hı hı. Sen diyelim ki bilmem ne faction'ı zayıflattın ya da bilmem ne faction'ı senin sayende güçlendi. Ya da işte bilmem ne faction'ı geri döndü ve suçları arttı Crimson Fleet bilmem ne bir şeyler. Bunların neticesinde senin landing yaptığın prosedürel yeni alanlar onlara göre regenerate ediliyor olsa ben bu oyunu oynarım kardeşim o zaman. Çünkü derim ki aha derim bu gameplay'dir. Emergent gameplay'dir Ver derim. Ve, Ve ondan işi... sonra atıyorum Bak burada... giderim Crimson Fleet'e katılırım <laughs> mesela. Crimson Fleet'i bir patlatırım aşırı karanlık bir evren yaratırım NG Plus'ta da giderim bu sefer Crimson Fleet'e çakarım bembeyaz bir evren yaratırım döneri dururum gezegenin içerisinde ama ben bu kancaya yiyemedim abi yani bir balık balık zokasını yutar mesela bana bir şey vermedi. Ya baba neden yani? Ve işin komiyi Normal Sky'de da aynı sıkıntı var. Normal Sky'da da şey oluyorsun. Baba ben bunu neden yapıyorum? Normal Sky'da diyor ki abi sıkıldın da bırak diyor zaten. Ben sandbox oyunum diyor. Bir iddiası yok. Starfield halbuki şey gibi. Yüzlerce saat oynanacak oyun. Torununuz oynayacak falan. E niye abi <laughs> ne ama ne yaptın ki yani? All Game Plus koyduk. Olmuyor abi işte öyle. Ha, görevler yine çok güzel ama dünyayı etki konusunda Skyrim'de de çok şikayet edildiğini hatırlıyorum. Oblivion'da Tabii. da çok şikayet edildiğini hatırlıyorum. Ama kral, Skyrim, Oblivion falan derken 10-15 senelik oyunlardan bahsediyoruz. Farkındasın değil mi? Mass Effect'in yaşıtı bak bunlar. Yani bizim bugün şöyle dememiz şey lazım. Şey olabilir mi? Kardeşim sen Skyrim'i çıkarttığında Mass Effect komşun olarak çıktı senin. Sen bugün ders almadın mı anasını satayım 10 sene önce sen lağır. Ama Mass Effect'te şey ya hani çok odaklı bir oyun tecrübesi mesela her Oyun zaten 30 saatte bitiyor ortalama. 90 tamam, saat ki. toplamda. Bak sen bana yap aynı odaklı oyun tecrübesini De ki bir yandan da bin tane gezegen var. Bunlar i̇şte. ikisi birbirine şey yapmaz ki bu devirde. <laughs> bu devirde. <gülüyor> <gülüyor> yani e tabi abi. Sen ya yani. yani bu sen ana senaryo şu an 12 saat yapıp yanına inanılmaz bir sandbox deneyim koyabilirsen hangi Ya GTA 5 yaptı abi bunu Allah aşkına düşün yani. Hani değil mi GTA 5 düşündüğün zaman Trevor, Trevor evet. falan derken değiş çok odaklı ederken. bir grup karakter böyle diyor 10 saatte bitiyor. Adam 10 senedir aynı haritanın üzerinde dünya millet oyunlar oynatıyor. Yani yapabiliyor, bunlar yapılabiliyor. Sevgili petest artık hadi uyan ya dedem, hadi 20 senedir aynı koltuktasın bırak artık dedem olmuyor işte. <laughs> ya ben benim benim mesela aradığım deneyim o değil bu arada. Ben yani şey olayıdır seviyorum çünkü oyunu hızlandırdım. Mesela gezegenlere bakıyorum. Acaba şeyi merak ettim çünkü bu gezegenlere gidelim ya. Dekor mu koydular? Bir hesaplama falan var mı? Ruh hastaları onları bile hesaplamışlar. Yani kütle çekim alan yani kütle çekim etkisi oluşturuyor yıldız. Zaten o şeyi de koymuşlar. Ko, e, mi deniyordu ona. Kütle çekim konisi işte <laughs> yıldızın yaptığı baskı ona göre gezegenlerin bir yörüngesi oluşuyor. Ruh hastaları bunu hesaplamışlar. Oyunun hızını ben gittim 100'e aldım. Hileyi açtım. Gezegen gidiyor. Gitti. Gittikçe gidiyor böyle. Döne döne gidiyor Aha. bu uydularla beraber. Hani şey de değil ha. Yani o tamamen bir JPEG değil orada. Sadece oraya gidemiyorsun. Gitsen de bir şey göremiyorsun. Evet. Sadece onun bir ağırlığı yok. Ama gezegenlerin dönüş hızlarını ve şeyini ayarlamışlar. Mesela Local Time var. Universal Time var. Bunların hmm. hepsini böyle Olabilecek dünya üzerindeki bütün ruh hastası detayları, benim gibi manyaklara hitap eden detayları hesaplamışlar. Mesela gemileri hakikaten oturmuşlar. E, şu anda NASA'nın tasarladığı gibi tasarlamışlar. Millet diyor niye bu kadar dandik görünüyor gemiler. Halbuki 2003 yılında gerçekten uzaya seyahat etsek öyle olacak gemiler. Çünkü makinenin değil insanın müdahalesi gerektirecek şekilde tasarlanıyor ya bu uzay gemileri. Yani tornavida ile gerçekten sıkman gerekiyor. Diğer türlü hani... Yok şu şey benim hoşuma e, gitti mesela ben hakkını vereyim. Daha ilk gemiye giriyorum Berat'ın gemisine. Bütün malzemeler kare halde paketlenmiş ve bantlarla duvara tutturulmuş ya böyle oldum. Aa okey. Bak hele yani birileri dersine çalışmış. Yani oralarda ben... Oraların konusunda inanılmaz bir şeyleri var adamların. Yani ruh hastalığı var ve... Hmm. Bence şeyden vazgeçtikleri gün abi bunlara şey olacak. Yani bu obsesyon artık hani her objenin bir ağırlığı olacak ve bir mekana girdiğinde penseyi bile alıp buradan buraya ekleyeceksin ve oyun dünyası onu işleyecek. Ya bu da tabii ki bir oyun dünyasını bana göre etkileme şekli. Bu da Hani farklı faktör... Yok abi işte bunlar hepsi, yani. hepsi at testisi. Bunlar hepsi at testisi işte. Red Dead Redemption'da soğukta atın testisi düşüyor muhabbeti var ya. Kardeşim elinize sağlık yapmışsınız da. Yani şununla uğraşacağınızı keşke NPC'lere biraz daha hikaye yazsaydınız. Keşke ne bileyim prosedürel e, quest üretimine birazcık daha hikaye yazsaydınız. Yani mesela ben bunları yerinde olsam bu oyunu çıkarttığımda insanlara haftalık şey yaptırırım ya. Yarışma yaptırırım. Gönder tasarladın besi, Gönder yazdın line'ları. Ya bunlar Oblivion'ı falan çıkarttıkları zaman test engine'le beraber çıkartırlardı. Benim gibi insanlar modlamayı biz öyle öğrendik. Engine'leriyle öğrendik. Ve yanında veriyorlardı. Ya bin tane gezegen var. Versene bize haftalık quest. ki işte <laughs> Türkiye'den Cansun <laughs> Gur'un bilmem ne işte kerhanesini ekliyoruz. Ben de kerhane yapayım şey mesela. NASA <laughs> Nasıl kerhanesi. Onu ekli bir haftada. Sürekli kontent ekle. Yani bir tuhaflar abi yani. Böyle bir şey yapamadılar bir türlü oturtamadılar bazı şeyleri. Takıntılardan, Rockstar'ın de bu arada takıntılardan vazgeçmesi gerekiyor. Mesela rax'a hmm. yaptığım mı bana işlemiyor bu arada. Hani Red Dead Redemption'da ben şey vardı bir tane adaya düşüyorduk. Orada bırakmıştım. Çünkü ne yapıyoruz deyip ne olacak deyip bırakmıştım. Ee, burada da şeyler çok hoşuma gidiyor benim işte. Her girdiğim yerde her şeyi hareket ettireceğim. Her girdiğim yerde her şey detaylı olacak. Oradan oraya gireceğim, kendimi kaybedeceğim. Ama ben de zaten şey değilim. Ben evet iyi hikayeli oyunları gerçekten çok beğenerek oynuyorum ama Net bir hikaye adamı olmadığımdan bu Sandbox olayı benim için şey gibi Starfield. İşte Minecraft ama 3 boyutlu. O yüzden hani benim açımdan hep böyle şey şu an el üstünde tuttuğum bir oyun. Ama Bethesda'nın tabii ki en oyun falan değil. Ee, şey değil zaten Hani Skyrim'i ortaya koyduğumda odadaki Phil Skyrim zaten Bethesda'nın kendi tarihinde de ki o dönem sosyal medya yok. Youtube'da Hı -hı. Yani yaşlı teyze Skyrim oynuyor diye video görüyorduk en fazla. Yani doğru dürüst evet. bir şey yok ortada. Ne Twitter var ne Instagram var. Bir Facebook'ta doğru dürüst grup yok. Bir oyun çıktı ortaya 2011'de. Millet çıldırdı ne oluyoruz falan diye. Yani Skyrim diye bir oyun çıktı ve oyun dünyasını salladı. Hani bugün baktığımızda o tarz etkileri yapan oyunlar zaten hani çok net çok kendini belli ediyorlar. İşte 2018 ilk God of War çıktığında bu etkiyi yaptı. Tabii. Ondan sonra anca Baldur's Gate'e kadar mesela ben böyle bir etki gördüğümü çok konuşulan oyunu hep oluyor. Ama Baldur's Gate'e kadar ben böyle bir etki görmedim. Baldur's hmm. Gate bir bir dakika lan ne oluyoruz sorusunu sordurdu. Ya Ben şeyi hiç ummuyordum. Yılın en iyi oyunlarından biri olur diyordum ama hani Zelda alır diyordum. Çünkü Zelda hmm. alır. O bir yazılı olmayan kural ya. Zelda çıkar. Dünyanın en iyi oyunudur. Alır. Al abi ödülün deyip gönderirler. Yok. Baldur's Gate şey yaptı. Başa baş gitti yani. <laughs> Ya şu anda hani mesela üz benim favorim tabii ki Baldur's Gate. Zelda alırsa üzülürüm şeyden dolayı. Abi yeter abi adamlar yapmış abi sizin sizin şey el <laughs> oyunu şey kupa. Yani sen her sene kupa alıyorsun abi. Gel bu sene de Baldur's Gate alsın. Bu sefer yani bırak bu, yani. Bu, bu, evet. Ona da bir bırakın abi alsın adamlar hani keyif olsun. hani tamam. Hani Elden Ring tarafında o tartışmaları falan şeydi. Güzeldi, keyifliydi. Çünkü onlar da almıştı bir, bir önceki oyunda öyle direkt bunun oyununu kapmışlardı. God of War'da da kaptılar. Hani onların Bak, kendi, kendi of War'da bu sene pek konuşulmadı galiba, değil mi? Ne? Öyle bir esti geçti gibi oldu. Armored Core çok konuşulmadı bu sene. Ya Armored Core'u abi ben oynamayı denedim, ben oynayamadım. Çünkü çok hmm. spesifik bir oyun. Çok iyi bir oyun. Ee, mesela benim çok sevdiğim Souls YouTuber'larının bazıları daldılar hakikaten. Mesela Fighting Cowboy var. O da rehber falan yapar. Çok güzel rehberler hazırlar. Adam şu an yaklaşık 100 tane Armored Core build videosu yaptı. Hmm. Hani bayağı Ama meraklısına de, diyebilir miyiz yani? Tam tam meraklısı oyunu ya Armor Core. Evet. <laughs> yani ben girdim hareket ediyor, bir şeyler oluyor. Aman Allah'ım. Yani bir türlü meka sevmeme rağmen beni içine çekemedi oyun. Hmm. Ama yani çok güvendiğim ve oyun zevkine güvendiğim bazı YouTuber, içerik üreticileri, content üreticiler direkt hani oyunu çok beğendiler. dedim var yani meraklısına bir şey var herhalde dedim bu oyunda. Tabii. Ya şu anda şey abi yani Zelda buraya getirdi benim için bu yılı Hı -hı. hani Baldur's Gate tepeye çıkardı hayallerimi gerçekleştirdi Starfield de şurada bir yerde duruyor onların arkasında onları izliyor <gülüyor> benim <gülüyor> için zaman hırsızı çok Hı -hı. keyif aldım gerçekten bekledim benim için hani iyi bir oyun oldu ama tartışmaları tetiklemesi bence Bethesda açısından çok faydalı olacak onu söyleyeyim çünkü evet, kötü bir Bethesda'nın Yok yani niyeti ama bence teknolojik olarak gerideler, game design olarak gerideler. Yani ya biz artık bu oyunu Morrowindle kıyaslıyorsak, bak burada bir problem var acaba. Bak aslında. Eğer i̇şte oturum doğru bakarsan. Tabii oturum Yani biz şu an şey demiyoruz. Last of Us 2 güzel oyun ama işte. Dog'un neydi 20 sene önce köyünü? İşte sen ben Danger bir tane tavşan şey, Reckstan Clan e, mıydı? Bir tane oyunları var. Crash Bandicoot'ta patladı onlar. Ah Crash Bandicoot. Hani şey demiyoruz ya. Abi tabii şimdi Ellie ile Joel'in hikayesi orada biraz farklı ama Crash Bandicoot'ta da şöyle bir şey vardı demiyoruz ya artık çünkü sonra Ellie Jack and Dexter yani. yaptılar. Jack and Dexter'ı yaptılar falan. Ya da ben, da açık şey demiyoruz ya. Ya oyun yaptılar. İşte God of War Ragnarok'ta şöyle bir durum var ama God of War 2'de hani eski God of War Böyleydi falan demiyoruz ya çünkü adam zamanla kendini değiştiriyor <laughs> ve yeni diyor <laughs> ve yeni şeyler yapıyor. <laughs> abi ben yani bu bunu arada... ben böyle evet, altını çizmek evet, istiyorum. Yani <gülüyor> biz <gülüyor> anlıyorum, hala Morrowind'den Starlink'e böyle bir çizgi çekebiliyoruz. Yani o çizgiyi şey olarak çekebiliyor olmamız lazım. Şimdi biz çok eskisiyiz o yüzden biz yakalıyoruz kimse yakalayamıyor falan dememiz lazım. Kırması Yok abi gerekiyor. herkes Morrowind'le Oblivion'la kıyaslıyor. Yani çünkü bakınca aynı oyunu hani görüyor insanlar. Ben severim bak Elder Scrolls 6 böyle çıksın. Ben bayıla bayıla oynarım. Ama... Her sen geçen yıl edişim, kılıç bile kanka, ben <laughs> Ama bak, <ben, fark> <laughs> şunu da net kabul ediyorum. Benim için hakikaten çok iyi bir oyun. Ama yıllar geçtikçe ben yaşlanacağım, sen yaşlanacaksın. Hmm. Yeni oyuncular gelecek, onlar benim gibi olmayacaklar ve her yıl bu beklenti ve insanların farklılık şeyi değişecek. Hani evet, Starfield çok oynanacak, çok satacak. Zaten muhtemelen Game Pass'in satışlarını falan açıkladığında hmm. Microsoft diyecek ki ortalığı dağıttı. Yani Tabii. gerçekten o, o, mesela bu kadar konuşuyoruz ediyoruz ama bir yandan da hani zaman hırsızı böyle triple bir oyunu insanlar Game Pass'te oynuyorlar. Bu da çok sevindirici bir olay. Hatta GeForce Nova geldi değil mi oyun? Geldi geldi. GeForce Nova geldi, falan. Şu yani... GeForce Nova da var. <laughs> Baya yani her yerde erişilebilen bir oyun olmasını uğraşıyor Microsoft. Bunu push diyecekler edecekler. Hani güncellemeler de gelir. Hani ilk başta oyuna giremeyen senin gibi insanlar belki ileride hani Yeniden bir fırsat verdiklerine severler ederler ama Elder Scrolls 6'nın böyle olmaması gerektiğine ben de katılıyorum. Belki benim Bak, için değil, ben seviyorum ama böyle olmamalı. Morrowind 2002 senesinde çıkmış. 2002 senesinde GTA Vice City çıkmış. Tamam mı? Şimdi GTA 5 ile 10, 10 senelik GTA 5 ile GTA Vice City arasındaki farkı bir düşün. Bak orada tamam katılmıyorum mı? abi. Sen ne biliyor musun? Bana göre eski GTA oyunları şu anki GTA ve Red Dead Redemption'dan görev dizaynı olarak da, oyun dizaynı olarak da daha ileride. Tabi tabi Ama farklılar mı? Tabi canım. Yani mekaniksel ha. ve her açıdan yani, birbiriyle alakası yok ya. Yani. yani mesela artık hani böyle karakterler böyle yana dönüp hani atış ederken <laughs> hala silahımızın önüne geçiyor ya Starlink'te. Ya da diyorum konuşuyorsun arkadan biri geçiyor tak diye. Ha falan yani demek ki bazı şirketler de hayatta tamam. kendilerini ilerletip düzeltebiliyorlar. Yani şu, abi şimdi GTA 6 bir sene iki seneye çıkacak. Hani sence GTA 6 çıktığında insanlar şeyi konuşacaklar mı? Abi güzel diyorsun ama GTA Vice City'de şöyle bir şey vardı diyecekler ya. mi? Bence demeyecekler. Çünkü hayat devam ediyor anladın mı? Yeni şeyler oluyor yani. Artık ben şeyden yoruldum yani. Bethesda öyle çıkıyor. İşte ama Skyrim'de şöyle bir şey vardı. Ya kurban olayım olur mu? Ayıp günah. Yani bunu aşmamız lazım artık. Ya çok basit Adamlar... abi bak. Çok basit indireceğim. Hmm. Ben oyuna girdim ve TCL yazdım. O çalıştı. O çalışmasın istiyorsun aslında özetinde. <laughs> ya, oyun motoruyla alakalı değil aslında temelde benim sıkıntım. Yani kafaların değişmesi lazım tabiri caizse. Yani sen yine yap e, kapılara loading koy bak ben mesela hiç loading eleştirmedim dikkat et. Kaç saattir konuşuyoruz. Ben tıkkı çünkü sıkılmadım ondan. Ama oyun motorundan da bir de, zaten da de var. Etmem. O da ayrı bir olay. Yani zaten o zaman Hatta çok etkileyen bir şey bir şeydi Oyun motorundan şikayet etmek veyahut da loading'lerden şikayet etmek bir şey söyleyeyim mi? Onlar biraz cheap eleştiri. Onlar eleştiri değil. He kanka oluyorum ben onlara. Çünkü sen şey koy değil yani muhtemelen. Koy, koy. Ama onlar bir şeye, bir şeye hizmet etsin. Yani tak değiştirilemiyordur herhalde. Çünkü NadiDoc da e, Crash Bandicoot'u geliştirdiği motorla şu an halen oyunları yapıyor. Hani halen Zaten aynı işte, motor. O yani, değil. Motor değil mesele. Android 5'e e geçmek değil olay burada. Mesele o motoru kullanan adam. Adam motoru duvara vurunca biz şey yapamıyoruz. <laughs> yani. yani sen o motoru öyle bir kullanırsın ki şimdi Allah aşkına Fallout New Vegas da Creation Engine yani hani yapılan yapan yapıyor. Adamların motoru değil sıkıntı. adamlarla o motora binip nereye gittikleri. bir aynı yere gidiyorlar abi 20 seneden <laughs> aynı çay, çaycıya gidiyorlar yani hadi yeni bir yerler yapalım yeni bir şeyler görelim. Bak Yok. seni mesela Neyse. beni halen kaybetmedi. Sen yolda gittin şu an. Ve çok mutsuzum yaşlı, bunun için. Yaşlı oyuncular he. olarak yani dedeler olarak yani ben mesela evet, evet. duruyorum. Ben halen çok seviyorum ama belki yarın öbür gün aynı muhabbeti gene belki Elder Scrolls 6'da yaptığımızda hayda aynı noktadaysak çok büyük sıkıntı olur mesela. Hmm. Hani şu anda Aslan... halen götürür. Bu halen götürür. Çünkü ben seviyorum. Benim gibi seviyor Milyonlarca oyuncu da seviyor ama şu an milyonlarca oyuncu da belli şeylerden şikayetçi. Tabii tabii... 9 milyonda mı 7 milyonda mı şu an ulaştı oyuncu sayısı da bayağı yani iyi. Aynı anda 1 milyon o. diye bir açıklama yaptı Xbox. Hmm. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış gerçekten bilmiyorum. <laughs> Ya yani hani... şu an şeyde bir tabii sıkıntı var. Datalara baktığımızda şeyi göremiyoruz ya. Milletin üç çok üç büyük ayrı platformda Game bir... Game Pass'ten, Pass'ten Xbox'tan oynadığı için Steam istatistiklerinden bir şey anlayamıyoruz. Bugün bakalım Mortal Kombat çıkış yaptı. O ne olacak? Onu göreceğiz hep beraber. O benim benim eşim Mortal Kombat hayranı abi Burcu. Oh hadi bakalım. Vallahi Noob Saibot'u al aldım bir kere dövüyordu beni. <laughs> Noob Saibot'u almama. O çok seviyor. Hikayesini de çok seviyor. Baya böyle şey ya. O ona vuruyor, onu şey yapıyor. Şimdi evreni de sıfırladılar. Baştan başlıyorlar. Onu göreceğiz. Ben gerçi hikayesini hiç Tabii. umursamıyorum. Abi istersen bir ara bir bölüm daha çekelim. Şeyden sonra şu Cyberpunk'ın Phantom Liberty'si çıkacak ya. Oradan sonra biraz da onları konuşacağız. O Phantom Liberty bugün, bir sonraki bugün videomuz biz bayağı olsun. biz konuştuk değil mi? Bir saat iki, iki saate, saate vurduk. vurduk. İki saate tamam. vurduk. bayağı şey... O zaman... Dikey, hala bizi dikey izleyen seyirciye teşekkür edelim. <laughs> aynen aynen. Hala bizi izleyen seyirciye teşekkür edelim. Gel bir sonrakinde ya Phantom Liberty ya da belki Mortal Kombat falan konuşuruz. Böyle ama ara ara büyük şey... oyunlar gittikçe yani oturup konuşalım üstüne. Şeyi hissettim hani biz hakikaten bir oturup konuşmayı bekliyormuşuz Can. Hep böyle evet, ya yani. evet. yani hep biz canlı karşı karşıya geliriz. Ya bir etkinlik olur, Can'ın bir daveti olur, sinema bir şeyi hmm. gideriz ederiz. Hani sosyal medyadan birbirimize dalga geçeriz, muhabbet ederiz ama bir araya gelip şöyle oturup bir oyunu özellikle sevdiğimiz ha, uzun, bir uzun, şey. uzun uzun evet. konuşmamıştık. Gideri var yani. Biz bunu başka oyunlara da yapalım arkadaşlar. Siz de istiyorsanız yorum yapın diyeceğim. Ki zaten şeyi sormuştum ben. Konuk almaya ilk kar karar verdiğimde kanala sana da ilk sorduğumda ki bu video direkt Fikri senden geldi. Onun için de teşekkür ha. ederim. Kimi davet edeyim dedi. Herkes CS abi. İlk. Herkes evet. CS CS CS'di. çünkü sen de arada yayınlara geliyorsun. Kanala tabii, tabii. yorum yapıyorsun. Ee, ve Souls ...odaklı da bir kanal olduğundan... ...bir noktada senden... ...benim kanalımı görüp çok gelen insan da var. Özellikle sen ve Tuna'dan bana gelen... ...çok oyuncu oldu. Çünkü... Tabii. ...yayınlarda gayet iyi ya Emin bakın... ...bunun rehberi yapıyor. Emin bununla alakalı... Ha, şeyler ha. yapıyor. Seviyorsanız ediyorsanız... ...ikiniz de sürekli söylediğinden... E, ...çok gelen insan oldu. O noktadan Tabii da... Biz çok daha casual oynuyoruz sana göre. Sen makine gibi oynuyorsun. O yüzden... yani ...bir de insanların ben şeyi görmesini istiyorum. Bir noktada soluza gönül verdiyse adam... Bir de baksana hani başka yapan nasıl yapıyor anladım. Yani şeyde bir görmesini isterim. Yani tek bir oynanış tarzı yok. İnsanların Dark Souls oyunlarında en çok kaçırdığı şey çok fazla oynanış stili var. Ama genelde Tabii. kılıç kalkan odaklanıp ya da iki 50 kılıç odaklanıp gidiyorlar böyle. Dur bir keşfet bakalım millet nasıl oynuyor yani. Ya ben zaten şey bu arada. Ben hiç Souls oyunu oynamıyorum. Bu çok ilginç bir olay. Mesela sen de Hı -hı. şey diyorsunuz boş vakitlerinde emin Dark Souls açıyordur Elden in. Ben 2016'dan beri Dark Souls 3'ün bütün kupalarını aldım PlayStation'da. Bir de asla Dark Souls veya atıyorum, Elden Ring, Sekir oynamadım. Sadece içerik üretmek için oynuyorum ha. Elden Ring'i bir kere de oturup ben böyle kendim keyifli oynayayım demedim. Hep rehber üretmek için oynadım. Çünkü şeyi de fark ediyorsun. O kadar içine girince başka oyunlara artık vakit ayıramamaya başlıyorsun. Ben mesela Tabii. JRPG hiç oynamazdım. JRPG'ye daldım son 3-4 <laughs> senede. Özellikle personalarla falan filan derken girdim orada. Onu da tavsiye ediyorum. Tek bir oyuna da asla takılı kalmayın arkadaşlar. O da şey yapıyor insanı. Yani ne varmış olayından uzaklaştırıyor. Hep aynı şeyi aramaya başlıyorsun her oyunda. Tabii. öyledir insanım. O da bir Souls manyağı olarak benden size tavsiye olsun. Can çok teşekkür ederim abi. Çok Eyvallah, abi çok sonra. güzel muhabbet oldu. Çok keyifliydi. Farklı noktalardan sen eleştirilerini de sevdiğin Hı. yanları da anlattın. Ben işte burada senin yaptığın eleştirilerle alakalı kendi yorumlarımı yaptığım ileriki durumlarda neler olacağını anlattım. Yani Bethesda sevdiğimiz bir marka özellikle. Evet. Bunlar batsın, mahvolsun demeye de gerek yok. Bu oyun dünyası için çok önemli bir değer bence. Çok güzel markalar kazandırdılar. Yani Elder Scrolls 6'da başka şeyler görelim diyoruz. Bunu da böyle bitiriyoruz. Eyvallah. Um. Hadi kendinize iyi bakın. Çıtak çıtak e, diyalogları <laughs> çıtak da ara, çıtak. ara ara yeni oyunlar çıktıkça yaparız ya yani bir şekilde. <laughs> Tamamdır o zaman. Haydi görüşürüz. Eyvallah. Bay bay. Hadi bay bay.